Değerli seyirciler, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Erzurum'dayız. Değerli izleyenler, Adana'dan yeniden iyi akşamlar. Sert bir vuruş. İyi akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Televizyonumuzun ekran klasiği Telefinal'le yeniden karşınızdayız. Bu akşam daimi konuklarımızın yanı sıra çok değerli bir konuğumuz daha olacak. Gün Işığı Gazetesi spor yazarı sevgili Halit Akgül bizlerle birlikte olacak. Ve Sayın Halit Ziya Acabay yine Yusuf Boydak'la beraber bu akşam yine önemli konuları ele alacağız. Halit abi hoş geldin programımıza. Sayın Boydak, Sayın Acabay sizler de hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. Elazığ Spor Altay ile Sivas'ta oynadığı müsabakada 1-1 berabere kaldı ve sezonun ilk yarısını ateş hattının hemen üzerinde, averajla da olsa küme düşme potasının bir basamak üzerinde bitirmeyi başardı. Ve Elazığ Spor bu zorlu maçtan 1 puanla ayrıldı. Öncelikli olarak tabii taraftarlarımız bu konulara biraz sabırsızlar ama çok kısa bir şekilde Altay maçını konuşarak daha sonra diğer konulara geçeceğiz. Hemen Halit abi senden başlamak istiyorum. Maçı birlikte izledik Sivas'ta. Elazığ Spor kazanabilecek pozisyonlar da yakalamıştı aslında. Yine Ümraniye maçında olduğu gibi acemice bir penaltıya sebebiyet verdik ve maalesef 2 puandan olduk. Öncelikle maçı özetlersen neler söylersin? Öncelikle tüm Elazığlılara hem gerek burada hem yurt dışında hem yurt dışındaki tüm hemşerilerimize iyi akşamlar diliyorum. Kanal 23 sahip değiştirdikten sonra, elde değiştirdikten sonraki bu ilk canlı yayınımız konu evet. Burada stüdyoda. Mükemmel bir bine olmuş. Emeği geçen Burak kardeşimize, diğer yetkililere teşekkür ediyorum. İnşallah hem Elazığ için hem ülkemiz için çok daha iyi yayınlar, çok daha iyi programlar yapılmasını temenni ederim. Sizlere de şahsınızda tüm 23 ailesine de başarılar dilerim. Sağ olun. Şimdi maçtan önce şunu söylemek lazım. Düşünsenize şimdi siz burada program yapıyorsunuz. Günlerdir, yıllardır çalışıyorsunuz. Yarınız belli değil. Para alıyorsunuz, almıyorsunuz. Yayın bittikten sonra bir gün sonra ne düşüneceğiniz? İşte herkes herkesle tokalaşıyor, ayrılıyor. Kimi başka takıma gidiyor, kimi kalıyor. Böyle bir belirsizlik. Yani böyle bir atmosferde, böyle bir psikolojide maça ne kadar konsantre olabilirsiniz? Bunu niye söylüyorum? Ben bir de iki gün önceden sahasında oynayamamış, gitmiş Sivas'ta otellerde işte başka bir takımın tesislerinde kamp yapıyor. Evet. Böyle hiçbir yöneticisi yok, yönetici yok da bunu suçlama yani anlamında kimseye söylemiyorum. Keşke bir valilikten, keşke belediyeden, keşke birisi STK'dan, bunun adını ne koyursanız koyun. İşte diyelerdi ki ya işte Yusuf Bey veya Halis Hocam veya Cühün Bey, biz seni bugün bu takımın başında Sivas'a gönderiyoruz. Kafiye başkanı. Evet yani şimdi niye? Hani bir onların da bir güveni olsun diye işte şehir adına bize bir sahiplenme var diye yani böyle bir şey olsaydı aslında çok iyi olabilirdi. Psikolojik etkenler elbette, çok önemli bir takım elbette. Için. Şimdi siz mesela biz geçen hafta Elazığ Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti olarak bir kahvaltı düzenlemiştik. Evet. Niye? Yani bizim son maçımız öncesi şehirde bir hareketlik olsun. Futbolcular en azından hani böyle düşünmesi gereken kesimler bizi düşünmese bile ama birileri yine de bizim burada kalmamızı, başarılı olmamızı istiyorlar diye böyle bir sahiplenme. Bizden sonra zaten Mehmet Ali kardeşimiz herhalde bir akşam yemeğini aldı. Ondan sonra Bilal gitmeden Hoca. Bir gün önce Sayın Belediye Başkanı adamımız Bilal Çoban bir ağırlama. Belki yani bu çok ufak gördüğümüz işte programlar bile onlar için belki büyük bir motivasyon olmuştur yani. Evet. Yani bu kadar olumsuzluğun özellikle Sivas'ta yaşanan ve işte vedalaşmalar, hani ayrılıyorum, kalıyorum, döneceğim, dönmeyeceğim, feshediyorum, etmeyeceğim. Orhan gitti, gelmedi, ben de yaparım ama böyle bir atmosferde ilk yarı çok iyi bir Elazığspor vardı. Evet. Demek ki her şeyi bir kenara bıraktı çocuklar. Her şeyi bir kenara bıraktılar. Sadece sahaya çıktılar. Maça konsantre oldular. Ve ilk yarı Elazığspor maçı koparacak pozisyonlar da buldu. Belki biz 2'yi de bulabilirdik, 3'ü de evet. bulabilirdik. Ama atamadık, olsun. Canımız sağ olsun. İkinci yarıda Tatos'un hani böyle orta sahada kapıp da diğer araya çok iyi attığı pas onun da gerçekten klasına yakışır bir vuruşla topu alara gönderdi ama biz golden sonra özellikle Ahmet Aras'ın belki de Elazığspor'a gelen böyle en iyi karşılaşmasını oynadı. Ben maçtan sonra kendisine de söyledim yani bir talihsizlik yaşadı. Zaten sakattı. Sakatlığı evet. biraz daha yükseltti galiba. Evet, ayağı şey Serkan da sakattı. Çocuk sakat oynadı. Evet. Bir de hem futbolcunuz eksik hem sakatınız var. Bir de böyle bir durumla uğraşıyorsunuz yani. Ahmet çıkınca
Biz hem orta sahayı hem de ileride top bırakmayı tamamen rakibe bıraktık. Böyle olunca biraz da böyle psikolojik olarak da takım tamamen geriye çekildi. Altay daha da üstün gözüktü. Aslında bu bir psikolojik olarak Elazığspor bunu hep yapıyor. Yani bir skoru koruma içgüdüsüyle çok ama bence Ahmet olsaydı biz orta sahada bir de ileride top tutabilseydik Altay o kadar üzerimize gelemezdi. Evet. O arada bulacağın ara bir topla veya bir yan toptan Ahmet'in kafası veya diğerinden atacağı bir golle ikiyi bulsaydık biz çok daha rahatlardık. Ama olmadı. Ve bizim buradaki en büyük şanssızlığımız, ben 3 haftadır yazıyorum, çiziyorum, her ortamda da söylüyorum. Ve genç kardeşlerimize buradan da sizin aracına sesleniyorum. Kardeşim, siz Elazığ Spor'a, sadece Elazığ Spor'a değil, Elazığ'ın gençliğine de ihanet edersiniz. Elazığ insanına da ihanet edersiniz. Fırsatı bulmuşsunuz. Yıllarca hiç kimsenin bulmadığı fırsatı buldunuz. Belki daha da bulamayacaksınız. Tabii ki 4 ve 5 tane Elazığlı futbolcu kardeşimiz aynı anda bu takımda forma giyiyor. Belki de siz hem bu şehrin hem de kendi geleceğinizi kurtaracaksınız. Sadece futbol anlamında değil, sizin yaşlarınızda olup da bir yerlere gelmeye çalışan insanların, gençlerin de özgüvenini kazanmasına sebep olacak. Yani bunlar sezon başında bu genç kardeşlerimiz iyi başladılar. Ama üzerine koymaları gerekirken daha da geriye gittiler. Şimdi Elazığlı olmayan futbolcu kardeşlerimiz parayı dert edebilir, yönetimi dert edebilir, elektriği dert edebilir, sahipsizliği dert edebilir. Sizlerin aileniz burada, sanki onlardan çok siz dert ettiniz. Şimdi Kadir kardeşime geleceğim. Allah aşkına sen 58'de veya 60'da oyuna girdin. Sakat Ahmet'in onda birini oynayamadın. Hele penaltıda yaptığı acemilik. Evet. Yanımda kademende Emre var. Yani öyle sadece hani böyle işte ya tekmeyi sallayayım da nereye giderse gitsin. Aynen de. Tabirle. Şimdi önceki hafta Ümraniye'de de Murat Han olmayacak bir pozisyon. Evet. Cezasının içerisinde havadan gelen top. Rakip sırtı dönük. Alsa da bir şey olmaz. Öyle bir penaltı. Evet. O maçın ilk golünde zaten Eren hatasından yedik. Evet. Hatta o penaltı pozisyonunun başında da Kadir'in kaptırdığı top geldi. Top vardı. Yani orada ben özetleri izlerken bir de dikkatimi çekti. Bilmiyorum siz de. Bizim golden sonra Emre'nin bir pozisyonu vardı. Ayağını açtığında eyvah hepimizin türbünde. Evet. Yine sakatlandı, Emre de sakatlandı diye dediğimiz. Emre orada 3-5 saniye duruyor böyle ayağın üzerinde. Kadir'e bağırıyor topa gelsin diye. Kadir lütfedip ayağını atıp topa gelmedi. Onların santforu vurdu. Soner de şeyden kale direğinin dibinden çıkardı o pozisyon. Evet. Çok tehlikeli. Düşünsene bak sen 60'da oyuna girmişsin. 15 dakikalık kondisyon olmamış. Arkadaşlar bu formayı bir daha bulamayabilirsiniz. Denk geldi. E bakın Eskişehir'in çocukları da gençlerde oynuyor. 16 puan toplamışlar. Evet. Öyle değil mi? Ve bir de 20 bin, 10 bin seyircinin önünde oynuyor. İnşallah bu arkadaşlarımız için son telkini olur. Ben şimdi bunu beklerdim. Ben onlara her fırsatta söylüyorum. Eğer Mehmet Yiğit, Orhan günde 3 saat çalışıyorsa arkadaşlar sizin 33 saat çalışmanız lazım. Gece gündüz çalışmanız lazım. Bugün diyelim takım istirahatte. Ben isterdim ki bu genç kardeşlerimiz pazar günü, pazartesi, salı günü o kulübü tesisi açtırsınlar. Rica etsinler, gitsinler, koşsunlar, çalışsınlar. Ama bugün sordum yani, dediler ki öyle bir şey yok. Bu işten ekmek kazanacaklar, aile geçindirecekler. Elbette. Paralar kazanacaklar. Belki de bu kulübün yani, geleceği olacak. Evet. Hadi bırak. Peki ben Elazığ'ı düşünmedim. Elazığ, insan kendisi için bunu yapar ya. Size belki de umut bağlayan bir aileniz var. Çok zengin bir aile çocukları da değil. Değildir zaten. Yani, orada olsa zaten orada ne işi var? Biliyoruz, evet. Ama niye böyle ters gitti? Ha burayla ilgili şöyle bir notum var. Belki de siz katılırsınız, katılmaz bilmiyorum ama Elazığspor'un Gaziantep maçı öncesi kulüp içinde bir kavgası oldu. Evet. O kavgadan sonra bizim Elazığlı futbolcu kardeşlerimiz tamamen aşağı gitti. Dibe vurmaya başladı. Orada biz bu ne konuyu, yaşandı, bu ne konuyu, daha çok biliyoruz. Yani az çok biz de çok aslında programımıza da gündeme getirmiştik. Ama ne olduysa ondan sonra, evet. Ne olduysa ondan sonra. Ya Allah aşkına kardeşim, dediğim gibi ya. Hatta Mehmet Yiğit'in maç sonu röportajında yani üstü kapalı bir şekilde onu da ima etti aslında. Sadece parasal sıkıntılardan dolayı değil. Ben dedi yani burada ciddi sıkıntılar yaşadım dedi. Mehmet herhalde ona vurgu yani, yaptı. Tabii o, yani o, oradaki olayı, bazı tavırlara. Evet. Yani şimdi yazık günah değil mi abi? Bak tekrar ediyorum. Siz sadece Elazığspor'un değil, sizi örnek alabilecek yerinizden gelen bir nesle de darbe vurmuş olacaksınız. Eğer bu fırsatı kullanamazsanız. Bugün yarın öğrensin ben bu takıma teknik direktör olsam herhalde derim ki kardeşim ya Elazığ'daki çocuklar bu işi çok beceremiyor veya kendilerini çok veremiyorlar. Eğer tercihim ya başka biri olacaksa ondan yapacak. Yarın olsun belki de böyle yapacaklar. Düşünebiliyor musunuz? Biz bugün Trabzonspor'un 5 tane genci Süper Lig'de 2. sırada oynarken ya bizim bir tane gencimiz burada rahat oynamayacak mı abi? Evet. Yani bir de bu kadronun içerisinde insan kendine yer bulamaz mı yani? Yani aslında Kadir tam böyle pişmişti. Tam kıvama gelmişti ama birdenbire dediğim çok gibi %100 haklısın, geriye doğru gidiş başladı. Düşünsene kalede Ahmet, ondan sonra Eren, Murat Han,
Kadir, stoperde bir arkadaşımız oynadı. Onur Alsu. Onur Alsu. Evet. Tamam mı? Bizim 4-5 tane aynı anda oynayabilecek bir elemanımız varken veya alternatif olabilecek şekilde, ama maalesef böyle bir sıkıntı yaşadık. Ahmet'in yerine Kadir'in böyle bu kadar etsiz olması bizim bir nebzede de kaybedilen bir puanın sebeplerinden, iki puanın sebeplerinden biri. Hemen Diyara'yı sorayım. Diyara bu sezonu ilk kez 11'de yanılmıyorsam herhalde ilk kez değil mi Yusuf abi? İdris Diyara. Çok da beni... Ben yazımdan da belirttim. Dedim ki bence Elazığspor'un en iyi adamları. Yani müthiş kademe. Çok kuşkuluydum aslında ama... Hatasız müthiş, oynadı. Evet, iyi müthiş. Pas attı. İleri çıktı. Belki de herhalde kafa toplarının hemen hemen hepsini aldı. Hepsini aldı evet. Değil mi? Yani ilk defa bir ilk 11'de oynuyorsunuz. Bir yabancı bir memlekettesiniz. Evet. Yabancı bir ülkedesiniz. Bak diğer kardeşlerim. Herhalde Diyara Kadir'den küçüktür. Muhtemelen küçüktür. Değil mi? Evet. Diyara Kadir'den küçüktür. Bak düşünsene siz yabancı bir dilini, hiçbir şeyini bilmediğiniz bir şehirde bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama sizin anası, babası, yedi ceddi buradan aynı dili, her şeyi paylaştığınız arkadaşlarınız enteresan işler yapıyor. Evet. İnşallah düzelirler. İnşallah. Ama her şeye rağmen. O ama dediğin gibi belki bir daha böyle bir takımda bulamayabilirler. Elbette. İlerleyen süreçte. Yani o penaltı olmasaydı inan ki biz kesinlikle Altay'a yenerdik. Kesinlikle. Çünkü o penaltının hatalı olması, ha pozisyon gereği penaltı yapabilirsin. İşte rakip 2'ye 1 kalmıştı. Ayağına vurdum veya elle kestim. Başka şansım yoktu. Ama senin yanında kademen de Emre var. Sırf tekme sallamak için tekmeyi salladım ve penaltı. Ve hemen hemen hepimiz aynı fikri. Ben maçtan önce de baktım. Süleyman Abay'ın bu sene 4. maç. Evet. Çok vasat. 17 haftadır 3 maç vermiş federasyon. Yani federasyon. Bence maçta da artık bu tip hakemlerin bence hakemliğini alması da lazım. Yani en doğru düdüğü penaltıydı. Penalt. Kesinlikle. Bize verdiği 3 tane sarı kartın %100 hepsinde hatalıydı. Kesinlikle. Hele Musa'yı attığı pozisyonu. Yani faul bize veriyor, kırmızı evet. Kartı bize veriyor. Ben diyorum sarı onu bir daha izlese tüm Elazığspor camiasından özür diler. Hakkınızı helal edin. Ben orada yanlış bir yorum yaptım veya yanlış değerlendirdim. Ya sakatın var, cezalın var, oyuncun yok. E ne oldu? Şimdi bizim bir dahaki ilk bizim için çok kritik olan bir Adana maçında. Galiba Adem de yok. Adem'le beraber Musa cezalı. Banko 11 oynayan iki adamın yok. Evet. Niye? Hakemin çok ucuz iki tane sarı kart. Çok ucuz yani ha. Kesinlikle. Bir de bundan uğraşıyorsun. Ama bunların altında yatan sebep ne? Sahipsizlik. Lobin olmayınca bunlar oluyor. Bunlar oluyor. Sağın olmayınca bunlar oluyor. Sahile ilgili de söyleyeceğim. Evet, değerlendireceğiz. Evet Yusuf abi sen de Sivas'a gelmiştin. Maçı izledik. Evet. Yazık oldu gerçekten. Kaybedilen 2 puan belki ilk yarıyı 18 puanla da kapatabilirdik. Rakiplerimiz olan arayı biraz daha açabilirdik. Bir mağlubiyet kredimiz olabilirdi ilerleyen süreç için ama maalesef 1 puanla ayrıldık. Yani bu şartlardaki Elazığspor için çok da kötü değil aslında. 1 puan da iyidir. Hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Neler yani söylersin? Sonuca bakınca öyle yani ortama bakınca. Şimdi hani şair demiş ya dert bir değil elvan bizim durumumuz da o. Yani evet. Hakikaten dert bir değil çok derdimiz var çok büyük sıkıntılarımız var. Hem yönetimsel anlamda çok büyük sıkıntılarımız var. Hem de işte bu tür durumlarda işte stat konusunda olsun veya işte futbolcu konusunda olsun Halit'in belirttiği gibi lobi konusunda olsun her konuda sıkıntılarımız var. Tabii tüm bu olumsuzluklara rağmen ben burada başta Sivas spor yönetimine ve Sivas halkına göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyorum. Hakikaten onlara minnettarız. Maalesef Yeni Malatya Stadı'nın yanından geçerken niye maç burada oynanmadı? Keşke burada oynansaydı. Malatyalılar için de hem Elazığspor ve Malatyaspor taraftarları için de bir dönüm noktası olabilecek bir barışın sağlanacağı bir ortamı maalesef kaçırdılar. Ama 300 küsür kilometre mahkum ettiler Elazığspor'u. Sebep olanlardan inşallah sorumlu olanlar da ileride hesaplarını verirler. Şimdi maça hakikaten bu kadar sıkıntı içerisinde çıkıp da oynamak çok zor, konsantre olmak çok zor. Ama buna rağmen futbolcu kardeşlerimiz bana göre Halit'in de belirttiği gibi ilk devrede hakikaten çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Tabii iki takım için de çok önemli bir maçtı. 6 puanlık bir maçtı. Kim alsa avantajlı duruma geçiyor. Böyle bir ortamda
tam kazanacağınız maç, skor üstünlüğünü yakalamışsınız ama maalesef yine yapılan bir bireysel hatadan dolayı Elazığspor kaybetti. Tabii İdris'ten bahsettiniz. İdris hakikaten ben de düşünüyordum Orhan Şam'ın yerine kim oynayacak diye. Ali Fırat'ın sakatlığı olmasından dolayı bu maçta mecburen de olsa İdris oynadı. İyi ki, belki de iyi ki de İdris oynamış diyelim. Bu da bazen bu tür şeylerde o tür hocalar böyle şans vereyim mi vermeyeyim mi derken zorunlu bir şekilde bir bakıyorsunuz bir futbolcuya şans doğuyor. O futbolcu da o şansını iyi değerlendiriyor. Bana göre İdris Diarra da bu şansını iyi değerlendirdi. İleride inşallah Elazığspor'a faydalı olacaktır diye temennide bulunuyorum. Genç arkadaşlarımız var. Evet, genç arkadaşlarımızdan dolayı hakikaten bu sene bayağı bir puan kaybettik. Hem sezonun ilk devresinde yönetimsel hatalardan, hoca hatalarından, hakem hatalarından kaynaklanan puan kayıpları vardı. Ama birçoğu da böyle acemice davranılan hareketlerden oldu. Katılıyorum. Elazığlı futbolcuların özellikle güçsüz olduğunu hep biz programlarımızda dile getirdik. Bunların özel çalışmalar yapması gerektiğini, hatta özel hocalarla, yani şimdi kulüpte bir sürü hoca arkadaşımız var. İlhan Hoca orada, Muammer Hoca orada. Yani bunlar Elazığlı, diğer hocalar da hakikaten çok iyiler. Bunlarla özel programlar yapıp bu çocukların mutlaka çalışması lazımdı. Çok iyi bir noktaya sevgili Halit. Ben özür dilerim de hocalar nasıl oldu? Mesela ben Halit hocama sorayım. Bu arkadaşlardan biri geldi. Hocam ben kendime daha nasıl yetiştirdim de hiçbir şey soran oldu mu siz hocam? Ve İlhan hocam diyorum. Yani gelip senin yakana yapıştılar da. Hocam bizi bir saat daha fazla çalıştı diyen oldu mu? Veya diğerine dediler ki yok. İşte evet. Bunlar şey yani kültürle, eğitimle alakalı şeyler sevgili Halit. Futbolcu onu düşünmesi lazım. Katılıyorum. Bu sezon onlar için çok büyük bir fırsat ve şans. Bu şansı iyi değerlendirmeleri lazım. İnşallah bundan sonraki süreçte yani bizi dinliyorlarsa yarın bu akşam şu anda hemen bir telefon açar. Senin de belirttiğin gibi kulüp tesisleri olsun. Elazığ'da bir sürü antrenman İstediği yapacak yerler var. Yani istedikleri yerde gidip çalışabilirler. Ben eminim ki İlhan Hoca da, Muammer Hoca da seve seve bu arkadaşlara hocalık yaptıracak. Hatta dışarıdaki hocaların birine de söyleseler. Çok rahatlıkla o hoca arkadaşlarımız Elazığspor için gidip o arkadaşlarımızı mutlaka antrenman edecektir. Ama iyi bir planlama yapmak lazım. Çünkü genelde bu çocukların asıl problemlerinden biri güç problemi. O gücü, o kuvveti yakalamaları lazım. Mesela ben Onur Alsu da mesela fizik olarak bakıyorsun çok iyi ama güç konusunda sıkıntı yaşadığı için işte bir gitti daha da geri dönemedi. Yusuf abi bir virgül hemen bu konuyla alakalı bir izleyicimiz Kars'tan mesaj göndermiş. İyi akşamlar Kars'tan yazıyorum demiş. Bizim altyapı oyuncularımız için zirve kulüp otobüsünde yer almak ve yedek kulübesinde oturmaktır demiş. Hatır gönüllüye altyapıdan oyuncu çıkarsa sonu böyle olur demiş. İzleyicimiz Kars'tan yazmış. Ya ben hatır gönüllü şimdi Kadir'in orayı hak ettiğini söylüyorum. Evet, yani hakikaten Kadir, olur. Murat yani, tabii yani Murat herhangi bir kişiyi kastederekten söylemiyoruz. Yani gelen ben, mesaj bu şekilde. Yani orada belki genel için kılıç söylenmemiştir mesela. Yani yok yok onlar hep onların kimsesi yok yani ben biliyorum. Ama çalışmaları lazım. Yani özetle bunu birilerinin yani onlara dışarıdan bir taraftar lazım. Bu gözle yani bakıyor altyapı oyuncularına. Belki birçok hocalarla çalıştılar. O hocalar da kendilerine mutlaka temkinde bulunmuştur. Ya. Yani bu işler çalışmakla oluyor. Artık futbol günümüzde kuvvete dayalı bir oyun olmaya başladı. Kuvvetli olursanız oynayabiliyorsunuz, sahada kalabiliyorsunuz. Kuvvetli olmadığınızda bu tür hatalar yapabiliyorsunuz. Şimdi Kadir yeni oyuna, mesela ben Murat Han'ı fazla görmüyorum. Maçın son çok yorulmuştu. O hani penaltı pozisyonu yaptı ya şey maçında. Geçmiş maçta. İmraniye maçında. Maçın sonlarıydı ama Kadir oyuna yeni girmişti. Diriydi. Bu hareketi yapmaması lazım. Ben hemen çok kabullenemedim nedir biliyor musun hocam? Kötü olabilirsin. Hata yapabilirsin. İyi hata yapma. Ama Elazığlı bir arkadaşımız mücadeleden kaçamaz abi. Bunu yapamaz şeyi, yani. Bak Murat Han oyuna girdiğinde gördün mü? Ne deparlar atıyordu şeyden. Bir ileri gidip bir geri adamını kaçırdığı vakit.
müthiş bir kazanma isteği vardı. Murat Han da sonradan girdi mesela. Serkan'ın yerine girdi o. Evet. Ama olacak inşallah olur yani. Bunlara değerlendirmek evet, biraz lazım. Hızlı şimdi geçelim Altay şey maçını. Söyleyemiyorum. Çünkü Altay maçı kazanabileceğimiz bir maçtı özetle. Ama işte tüm bu olumsuz şartlara da bakınca bir puanın da sonuçta iyi olduğunu düşünüyorsun. Evet. Çünkü sanki de bir deplasmanda oynadık. Yani orada Allah'tan sahanın akustiği, stadın akustiği biraz şeydi. Hı hı. De oraya gelen 500-600 tane herhalde bir Sivaslı taraftarımız vardı. Sivaslı taraftarlar da destekliyor. Sivaslı taraftarlar da destekliyordu biraz. Oradan dolayı biraz bir ses çıkıyordu. Onun dışında da yani yaşanacak bu ortamda bence evet, alınacak iyi bir yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Evet. İyi bir sonuç. Evet hocam neler söyleyeceksiniz Altay maçı için? İyi akşamlar diliyorum herkese. Şimdi söyleyeceğim fikirler ya da düşünceler sizin düşüncelerinize bir muhalefet bazında lütfen algılamayın diye düzelterek önce başlayayım. Şimdi ben biraz deminki gelen mesajlara Halit kardeşimize de Yusuf kardeşimize de bu konudan farklı düşünüyorum kendimce. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bir eğitimciyim. Eğitimde şöyle bir laf geçer işte çok önemli laftır. İşte der ki balık ağaca tırmanamaz. Yani balığın ağaca tırmanma ihtimali yoktur. Balık suda yürüyen bir araçtır, bir hayvandır. Ağaca tırmanmayı. Biz eğitim olarak da malzeme bu mu? Ağaca tırmandırmaya çalışıyor. Şöyle şimdi bakın. O çocukları ben ilk defa burada farklı bir açıdan bakacağım. Ben o çocuklardan ben bir Elazığ olarak da mutlaka ya hata yaptırabilirim. Ben bir Elazığ olarak ben onlardan özür diliyorum. Ben özür diliyorum. Sebebini de söyleyeyim. Bu çocuklar alttan aldıkları eğitim. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Futbol disiplini. İş ahlakı, ahlaksız demiyorum, iş ahlakı, farklı bir boyut. Bu çocukların seçimi, bu çocukları eğiten hocaların rol modelliği, bu çocuklara tanınan imkanlar, bu çocukların kendilerini geliştirme konusunda okudukları kitaplar kendilerini üst level atlatmak için sadece antrenman babında demiyorum. Hayata bakış açısından da diyorum. Çünkü eğitimli, kültürlü bir insanın kendi işine saygısı olur ve işine odaklanır. Bunun gibi birçok sebepler. Biz bunların kaçını bu arkadaşlarımıza sağlayabildik? Bakın bir o 15 takımımız bizim Akademi Ligi'nin dışında Türkiye şampiyonu oldu. O çocukların hiçbiri burada yok. Bugün altyapıda çalışan hocalarımızın hangi yönetim gelirse gelsin ikinci, üçüncü arkada kaldılar. Üvey evlat muamelesi gördüler. Bunu inkar edemezsin. Süper Lig'de de böyleydi. Bunun yönetim Türkiye için abi bu. Evet. Ben Türkiye için var hocam. Ben özellikle Türkiye'de demiyorum. Bizim bu çocuklar için söylüyorum. Ben bu çocukların avukatlığına soyunmuyorum ama böyle de bakmak lazım. Sevgili Halit, inan ki geldikleri noktada çok eksikleri var. Kabul ediyorum. Ben üç büyük taraftarı değilim fakat elimden geldiği kadar Fenerbahçe TV'de, Beşiktaş TV'de ve Galatasaray TV'de gençlerin maçını U15-U16 maçlarını izliyorum. Bu hafta bir U14 maçı izledim. İnanır mısınız sadece şeyler küçülmüştü. İnsanlar forma aynıydı, mücadele aynıydı. Bakış açıları, pas diyalogu, yardımlaşma, oyun daraltma, alan boşaltma hepsi üst seviyedeydi. Şimdi bu arkadaşlarımız hocam, özür dileyerekten bir yönetmenimiz Mustafa'ya hatırlatalım. Mesaj gelmiş. Facebook yayınımız gitmiş. Arkadaşlar hemen onu bir tekrar aktif hale getirelim. Şimdi izleyicilerimiz uyarıyorlar. Şimdi bu arkadaşlarımıza biz alttan biz Kadir kardeşimize, Murat Han kardeşimize biz alttan bazı şeyleri doğru verebilseydik ve bu arkadaşlarımız da futbolculuğun çok çalışmayla gelinebileceğini kendi işlerini yaparken ki Yusuf hatırlarsın sezonun başında biz dedik ki gerek görünen bir köy var ortada o da şu bir gerçek var fiziksel olarak bu arkadaşlarımızın eksikleri var. Elazığ'da birçok fitness merkezi var, profesyonel antrenörler var. Eğer ailenizi bu iş profesyonelsiniz değiştirecekseniz gidip bir an evvel kendinize bir fitness antrenörü tutun. Çünkü yetenek olarak baktığınız zaman bir eksikleri yok. Sadece olaya bakış açısıyla ilgili bir sorun var burada. Türkiye'de de var hocam. Tabii yani. Bakın Türkiye'de bir gözümüzün önüne getirelim. Türkiye şerefli mağlubiyetlerin geçirdiği süreci geçelim. Çok iyi hatırlarım Candan Tarhan'ın Türk milli takımının başında olup İnönü Stadı'nda 8 tane Wembley'deki değil ha. 8 tane İngiltere milli takımından gol yediğimiz zamanı bir gözümüzün önüne getirelim. Çok iyi hatırlıyorum. Barnes vardı, John Barnes, Anderson, sağ bek falan. Lineker falan vardı. Yok, değil mi? Tabii Lineker. Santiforlarıydı galiba. Biz daha sonra
böyle bir süreçten geçerken Bengloş'un gelmesi var. Artık 8'ler değil 2 tane İrlanda'dan yemiştik, bayram etmiştik. Nereye getireceğim? Daha sonra Türkiye'nin Dervar'ın gelişinden sonra Türkiye'de futbolda bir devrim oldu. Ardından ne oldu? Piontek. Geldi. Bir kere fiziksel eksikliği ortadan kaldırdı. Galatasaray başladı Avrupa'da başarılar elde etmeye. Şimdi bizim şu andaki durumumuzu ben bazen öyle çağdaştırıyorum. Çünkü bizim çalışma şeklimiz, demin burada verdiğim örnekler, tekrar dönüyorum. Seçimler, o çocuklar nasıl seçildiler? Nereden geldiler? Nereden bulundular? Rol modeli, o çocukları eğiten insanların, hocalarının bilimsel olaya bakış açılarını eleştirmiyorum. Ya da öyle bir haddim de değil. Ama o arkadaşlara ne imkanlar tanındı? Onlar hangi imkanlar altında? Yani biz geldiğimiz zaman bu kadar yanlışın içerisinde kalkıp gelip hafta bu çocukların yapmış olduğu penaltılarla maç kaybediyorsak ve bu çocuklara yükleniyorsak, inan ki bu çocukların suçu değil. Önce suçlu biziz. Evet. Ama hocam bak, diyoruz ki hata yapacak. Bakın suçlu biziz. Cümlemi bitireyim. Kötü oynama şansı cümle, yani. Cümlemi bitireyim. Cümlemi bitireyim. Benim hep burada savunduğum bir konu var. Yusuf bilir. Ben derim ki kötü mücadele edemezsiniz. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. Evet. Kötü koşmaya hakkınız, bravo, yoktur. Ama adamın gücü yok zaten onu devamlılığı yapmaya. Çünkü o tür fiziksel özelliğe de kavuşamamış. Bu kardeşlerimiz, inan ki acaba biz bunlara yükleniyoruz. Bakın bunlar mutlaka, ben burada onların avukatlığına soyunmuyorum ama bir de bu açıdan bakmak lazım. Bugün kara bir gün, işte diyor ki Gençler Birliği'nin, işte Eskişehir'in şu kadar U17 takımıyla çıkmış ligde çatır çatır futbol oynuyorlar. Doğru. Doğru eğitim almış gelmişler. Açıkçasını söyleyelim. Bunu kabul edelim. Yani bu ayıp değil. Doğru eğitim almış gelmişler. Yeterliler ve oynuyorlar. İki sene daha kalsalar ligde orta sıralar oynayacak takım olacaklar. Çünkü mücadele ediyorlar. Bu hafta Bolu maçını izledim. Koşmuyor, durmuyorlar. Bir dakika durmadan hiç koşuyorlar. Mücadele. Koşuyorlar. Seyirciden birleşiyorlar. Seyirciyle birleşiyorlar. Biz burada 500 kişi maça gidiyoruz. Ya biz, evet, buradaki maça 500 kişi gidiyoruz. Hocam, doğru işleyen hiçbir şey yok hocam. Yani burada de geldiğim nokta, yine hocam, hemen bitiriyorum. Hemen tamam. Biraz... Burada hemen şunu anlatmak istiyorum. Bu geldiğimiz noktada bu kadar eksiklikler içerisindeki en önemli eksikliği fiziksel eksiklikleri bu kardeşlerimizin. Mental eksiklikleri var, o da ayrı bir şeydir. Bu kadar eksikliğin içerisinde ama tamamıyla Ali Takgül kardeşim, yarın gidip 10 gün antrenman, 1 ay antrenman, bundan düzelecek bir durum değil bu. Şöyle bir şey var. Katılıyorum. Yaptıkları hatalar mutlaka takımlara puan kaybettiriyor. Taraftar da yükleniyor. Ama bak, bu çocuklar bizim çocuklarımız, biz bunları kaybederiz. Onlar mutlaka yaptıkları işin bilincindeler. Onlardan sadece buradan bir abiler olarak bir tavsiyem var. Sadece şunu görüyorum. Çalışarak her şey halledilebilir. Ben buna inanıyorum. Çalışarak bütün sorunların işte çözüleceğine inanıyorum. Elbette. Bugün biz burada gençlerin performansını eleştirmemiz bu doğaldır. Ama inan ki sorun bu değil. Sorun bu gençlerin penaltı yapması da değil. Bugün bu kulüp bugüne kadar yanlış politikalar sonucu kapanma noktasına gelmişse, gençler artık konuşulacak en son konu. Teşekkür, evet, ediyorum. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, şu anda yine yoğun bir mesaj trafiği var. Hemen mesajları da kısaca okumak istiyorum. İyi akşamlar. Ağrı'dan Hüseyin Yılmaz. Takımımızın stadyumu yıkılacak denildi. Yıkılmadı. Altay maçı için Sivas'a sürgün edildi. Kayyuma kalındı. Kayyum ataması yapılmadı. Futbolcular birer birer gidiyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Birer birer dağılıyoruz. Kimsenin umurunda değil. Resmen kapanmaya doğru gidiyoruz. Sessiz sedasız birisi çıkıp açıklasın artık. Elazığspor'u istemiyoruz diye. Bıraksınlar anahtarları ve daha fazla rezil etmesin bu koca Çınar Elazığspor'umuzu demiş Hüseyin Yılmaz. Yine başka bir izleyicimiz. İyi akşamlar, Kars'tan yazıyorum demiş. Bizim altyapı oyuncularımız için bu mesajı okumuştuk. Zirve kulüp otobüsünde oturmak demişti. Evet. İyi geceler. Ömer Yıldız ne oldu? 3 ay önce, 3 hafta sonra idmanlara katılacak denilmişti ama son akıbeti nedir, bilgilendirir misiniz? Ömer Yıldız takımla birlikte çalışmalara başlamıştı ama ikinci yarıdan itibaren büyük ihtimalle forma giymeye başlayacaktır. Artık takımla beraber çalışıyor. Yani artık son durumu... Yani çalışıyor ama o sakatlığı geçti mi geçmedi mi? Evet, düzeldi diye biliyorum ben takımla beraber çalıştığı için. Yine bir başka izleyicimiz, gurbetteki kalkkoşlar kan ağlıyor, lütfen sahip çıkacak mı, çıkılacak mı Allah aşkına, Kocaeli'den saygılar Selçuk Bakır demiş. Evet, bir başka izleyicimiz, kulüp gidiyor, siz şimdi altyapı topçularının fitness'ini anlatıyorsunuz. 10 gün sonra altyapı oyuncusunun oynayacağı kulüp kalmayacak, ne olacak, bitecek, onu da anlatsın da millet bilgilensin. Ama tabii burada
bizim konuşacağımız konuları biz belirliyoruz. Sizin isteğinize göre konu seçmiyoruz. Elazığ Spor'un bu durumu bizleri çok üzüyor. Lütfen bir şeyler yapılsın demiş artık. Bir başka izleyicimiz de Hayri Ülgen'e kızıyorlar ama adam doğru söylüyor. Elazığlılar takımlarına sahip çıkmadılar. Elazığ Spor öldü. Allah rahmet eylesin. Malatya'dan Sefa demiş. Oyuncularımız serbest kaldı. Haberiniz var mı? 12 oyuncumuz serbest kaldı. Artık bir şeyler yapın. Kayyum bile atanmadı takıma. Bu mesajı ister oku ister okuma ama gerçek bu, Elazığlılar takımlarına sahip çıkmadı demiş. Manisa Spor gibi olacağız demiş bu girişte. Biliyoruz bunları zaten. Zaten her hafta konuştuğumuz burada, konular. Burada bir araya girip bir şey söyleyeceğim, düzelteceğim, özür diliyorum. Burada biz Hayri Ülgen'i geçen hafta söylediklerini eleştirirken üslubundan ötürü eleştirdik. Evet. Ve en son bir şey unutmuştum, bu hafta onu aklıma geldi. Aynen TRT'nin kanalında şu cümleyi kullandı. Dedi, MHK'ya seslenirim buradan hakemler. Eskişehir'in ve Karabük'ün maçlarında bu sporcu kardeşlerimle iltimaslı davranır. Bunu söylemeye hakkı yok. Orası devletin, TRT'nin, devletin kanalıdır. Benim vergilerimle orada programı yapıyor. Ne demek Eskişehir'in yani maçı yönetirken penaltı mı? Dışarıdaki penaltıyı getirdi, içeri verdi işte bu hafta. Evet. Yani bu insanlar dediğiniz gibi TRT gibi bir televizyonda maalesef bu kadar tutarsız yorumlar yapıyor. Evet Halit abi, maç sonuna geçelim istersen. Maç sonu, yani ben bu kadar yıldır takip ediyorum Elazığspor'u. Çok dramatik anların yaşandığı bir maç sonu oldu. Yani aslında beklenen bir tabloydu. Bizler de bu maç öncesinde programlarımızda da böyle bir son beklediğini söylemiştik Elazığspor'u. Zaten maç öncesinde Orhan Şam veda etmişti. Orhan Şam bir hafta önce Afyon'dan Elazığ'a gelmedi zaten. Bir gün izin vardı. O izin sonrasında da takıma dönmedi. Hocalar, yardımcı hocalar araya girdiler, ikna etmeye çalıştılar. Fakat Orhan kararlıydı aldığı bu kararda. Daha sonrasında maç günü de, maç sonrası yayınımızda işte Mehmet Yiğit geldi, veda etti bizim programımız aracılığıyla. Yani onun devamında işte bugün Ahmet Aras'ı gördük. Ahmet Aras Karagümrük'e imza attı. Yine bu akşam saatlerinde Mehmet Yiğit ile Emre Öztürk'ün Afyonspor ile görüşme halinde olduğunu ben duyurmuştum. Afyon'a giderek Afyonspor'un daveti üzerine görüşmeye başladılar. Tabii bu futbolcuların görüşmesi gayet doğal. Çünkü hepsinin serbest kalma hakkını elinde bulunduruyor bütün futbolcular hemen hemen. Yani bu nedenle hiçbir isme kızmamız da küsmemiz de söz konusu olamaz. Çünkü insanların en doğal hakları, federasyonda böyle bir hakları mevcut. Bu dakika itibariyle istedikleri anda mukavelelerini feshedebilirler. Yine öğlen saatlerinde ulusal basına da yansıdı bu. Tatos'un Altay'a imza attığı yönünde, 1,5 yıllık ön protokol imzaladığı yönünde bilgiler vardı. Tatos bunu yalanladı henüz. Yani tamam, görüşmelerim falan var ama hiçbir takıma imza atmadım. Birkaç gün daha Elazığspor'u bekleyeceğim. Eğer olumlu bir adım atılmazsa ben de feshedeceğim şeklinde bir cevap verdi. Bu süreç içinde ne söyleyeceksin? Tabii şimdi Elazığspor'da biz en azından şunu söylüyorduk. Yani en azından bu takımı muhafaza edersek, elimize tutarsak, ikinci yarı tahtayı açmasak bile, yani bu dış motivasyonlarla, işte paralarını ödeyerek, fiziksel ortamlarını iyileştirerek bu çocuklar bu takımı ligde tutabilirler demiştik ama artık öyle bir seçenek de kalmadı. Sen de bir takip ediyorsun. Neler söylersin bu süreç için? Şimdi ben futbolcu kardeşlerime bir şey demiyorum ama bu durumda ilk yarı biter bitmez Elazığspor'un futbolcularına saldırmak, ayartmak, transfer etmek bence hiçbir kulüp için ahlaki bir iş değil. Evet. Ki Elazığspor geçen yıl bir böyle bir karar da almıştı. Evet. Eskişehirspor'da tamam. Böyle bir durum vardı. Elazığspor hatta prensipte anlaşmıştı o futbolcular. Sonradan bir karar aldı ve biz transfer yasağı olan hiçbir takımdan oyuncu almayacağız şeklinde bir tutum sergilemişti Elazığspor. Şimdi ben onu niye söylüyorum? Yani az çok duymuşlardır. Bu kulübün bir kayyum süreci olduğunu, bir yönetim arayışı olduğunu. Bu Afyon'sa Afyon, diğer takım sadece 3-5 gün daha beklerdi. Çünkü sen hemen alıp kampa götürmeyeceksin yani futbolcuyu. Ona göre bir adım atarlardı. Ben mesela yayından önce de söyledim. Tamam, Mehmet gidebilir, Emre gidebilir, başkası da gidebilir. Ama kötü olan bunların bizim rakibimize gitmesi. Ne anlamda söylüyorum bunu? Rakibin daha senin üzerinden çıkacak bir konuma, kuvvete gelmesi anlamında söylüyorum yani. Yani bu anlamda evet. Söylüyorum. Hani benden çıktı mı ne oldu anlamında demiyorum yani bunu. Şimdi Altay'a gitti. Bizim buradaki rakibimiz kim? Afyon. Ben isterim ki Afyon daha zayıflamasın. Ama hem sen burada zayıflıyorsun, üstelik rakibin senden daha bir adım da öne çıkmış oluyor. Evet. Burada futbolcundan ziyade
kulübün davranışı etik değil. Burası aramasın artık. Yok. Yani ama bak diyorum ki kazanmak için her şey hayır, mübah bir eski mantığı. Şehir spordan yanılıyorsam transfer transfer tahtaları kapalıydı. Evet. Elazığspor yönetimi bir yabancı futbolcuydu. Kulüp ilgili bir açıklama yaptı ki ben kulübün yaptığı açıklamayı hatırlıyorum. Evet. Sedat Karataş başkanı. Hatta ulusalla gündem oldu. Ulusalla biz dedi aynı durumu yaşadık dedi. Biz buradan oyuncu almıyoruz ama bu Sayın Sedat Karataş dediğinizi Türkiye'de uygulayacak kulüp ancak işte biz uyguladık. Ama ben diyorum ki hocam bunu 3 gün bekleyediniz ya. Beklemezler. Bu kulübün kaderi 3 gün sonra belli olacak. Beklemezler. Veya 4 gün sonra belli olacak. Beklemezler. Bir baba yiğit gelip dese ki tamam kardeşim biz aldık alıyoruz. İşte bu şehrin erkekleri harekete geçti. Ahmet, Mehmet neyse. Herkese bir rakam yazıldı. Birilerini atadılar. Bunu el biriyle kurtaralım derlerse olur. Bu da zaten 2-3 gün içerisinde olur. Ve bir de şöyle bir şey var. Bence bilmiyorum katılırsınız katılmazsınız ama Türkiye liglerinin en zor grubu Bal Ligi. Ondan sonra 3. lig. Ondan sonra 2. Ondan sonra bizim grup. Ondan sonra Süper Lig. Futboldaki en kolay grup Süper Lig. Şimdi bizim, ben size şunu sorayım. Sene sonuna kadar bize lazım olan para ne kadar? Bu ligde kalmamız için. Yani ortalama 10 milyon gibi bir rakam. Sence hocam? 12 civarı. Sence? Ben de 8-10 arası. Ben Sivas'tan dönüşte takım otobüsüne döndüm. Elbette arkadaşlarla, futbolcu kardeşlerimize, hoca kardeşlerimize bir şeyler konuştuk, ettik. Benim öğrendiğim kadarıyla bugün Elazığspor'u ligde tutacak para sezon sonuna kadar 7-8 trilyon. Evet. 7 veya 8 trilyon. Bu 7-8 trilyonu... Ama takım kalmadı ki Halit abi. Hayır, yani şu anda bunun için söylüyorum tahtayı yani. Açman lazım yani. Hayır, 7-8 trilyona tahtayı da açabiliyorsun. Nasıl açıyorsun? Zaten tahtanı engelleyecek isimler de zaten bu arkadaşlarımız. Hem bunların parasını ödüyorsun, hem takımda tutuyorsun, hem oynatıyorsun, hem de tahtanı açıyorsun, hem borcundan kurtuluyorsun. Bakın, bugün Samsun, değil mi? Aşağıdan çıkmaya çalışıyor. Evet. Karagümrük, Sarıyer, Tuzla, Menemen... Şimdi bu takımların hangisine desen kardeşim masaya 30 trilyon koy PTT desin. Hangisi yok diyecek. Evet. Ya biz 7 trilyona burada kalacağız ya. 8 trilyona burada kalacağız ya. Yani biz bu kadar mı böyle her şeye duyarsız kaldık ya? Hepsi bu kadar ya. Şimdi 7-8 trilyona burada kalıyoruz. Gelinen noktada öyle bir şey ki biz şikayet merci gibi oluyoruz şu anda gelen mesajlardan. Evet. Biz bu duruma gelmesine ne ben ne Yusuf Boydak ne siz elbette. Ne Sevgili Cengül Gül. Ama bakın şimdi şöyle bir şey var. Dediğiniz doğru. Fakat biz öyle bir durumdayız ki şu anda bizim zaten belirli bir şekilde bu işi götürebilecek birisi ya da birileri çıksa, bu parayı sağlasa bu futbolcu kardeşlerimizin gitmesi, kalması, rakibimize gitmesi de o kadar çok önemli değil. Mutlaka bu insanların emekleri var. Saygı duyuyorum. Ben bunu hep savunuyorum. Bu yenilere de hep karşıyım. Size programdan önce de konuştuk. Bugün bunun ayıbı yok. Yeni Malatya Spor oldu. Güzel, hoş oldu. Tamam, geldiler Süper Lig'e. Peki orada o insanların bir sürü emekleri vardı. Trilyonlarca alacaklar olan insanların ne oldu o alacakları? Kul hakkıdır yani bu. Bu öyledir. Şimdi nereye getireceğim? Sevgili Halit, doğru dediklerin aynen. Altına imza atarım. Fakat geldiğimiz noktada öyle bir yere gelmişiz ki ya yani artık bunu her hafta örnek veriyoruz. Somut örnek diyoruz ki antibiyotikle düzelecek bir durum yok. Ameliyat olması lazım bu hastanın. Yani bir ay tedavi, 15 gün işte efendim ilaç tedavisi yok öyle bir şey. 15 gün kayyumu bekleyelim, kayyumdan öyle bir şey yok. Biz geçen hafta programı yaparken dedik ki pazartesi günü, salı günü bizim programımız. Salı günü ne kadar kimin alacağı belli olup somut adım atması kayyumu gerekiyor. Kayyumu konuşacağız hocam. İkinci bölüme bırakacağız kayyumu. Halit'e şunu yani hocam. Mustafa abi sen de acaba, bu şeyle ilgili sormak istiyorum da. Yani biz acaba yanlış mı, yani sen İstanbul'da yaşıyorsun ya, oradan bakış açısıyla veya niye yardım yapılmıyor sence? Yani niye bu yardımlar kesildi, niye insanlar bir araya gelmiyor? Yardımı şahıs üzerinden mi diyorsunuz, kurum üzerinden genel mi olarak söylüyorum ya, yani Elazığspor'a. Şimdi bu memleketin ilk sahipleri kimdir? Valilik, belediye, değil mi? Evet. Vekilleri. Seçilmişler, evet. Seçilmişler. Atanmışlar. Atanmışlar. Evet. Ama taşın altına ilk önce onların gitmesi lazım. Yani onlar da Elazığspor'un paydaşlarından biri. Şimdi evet. Ben telefon açarım. Desem ki Halis hocam, Elazığspor'a 100 milyon göndereceksin. Telefonu suratıma katır. Ama bu memleketin sahibi, kim olduğunu az çok anlıyorsunuz. O dese ki Halis hocam, sen bu kulübe 1 milyon gönderebilirsin.
teşekkür eder, o 1 milyonu da gönderir. Ben de onu soruyorum, onlar niye bunu yapmıyor? Vallahi siz bu şehirde yaşıyorsunuz. Yani dışarıdan bu... sen nasıl görüyorsun? Yani şimdi ben bildiğimi burada söylesem veya aklımdan geleni burada söylesem. Bu ilk dönem... Çekimini zor durumda bırakalım. Araya reklam gidiyor ama burada bir taraftarın gönderdiği bir mesaj vardı. Çok hoşuma gitti, sizinle paylaşmak istiyorum buradan da. Sevgili Hamdi Öztürk hocamız şeyde çalışıyor kendisi halk eğitimde. İyi bir Elazığlıdır. Şimdi çeşitli kampanyalar açıldı. Vali Bey açtı. İşte kimse işte belirli bir şekilde nakit verelim dediler. Bu SMS'ler var ya, SMS'lerle, çünkü herkesin şu anda elinde en yakın neyimiz var? Hepimizin telefon. Yanında telefon var. Yani bir sistem, acaba Sayın Ceyhun Gül, bir sistem ya da kulüp bununla ilgili, kulübün yetkilisi kimse şu anda, kulüp müdürü bakıyor ya da işte kimse, bununla ilgili bir formaliteleri yerine getirse, insanlara desek ki biz önce olalım, evet. İşte yarın kalkalım, yarın günlerden çarşamba, 12'den sonra herkes, bütün Elazığlılar, dışındaki, Türkiye'nin dışındaki herkes, biz SMS'de 10 Türk lirası olsa, bunun karşısında bir ayağa kalkınsa, ciddi bir kaynak yaratılır mı, yaratılmaz? Yaratılmaz. O zaman, bence de. Söylüyorum. O zaman, geçmişte de çünkü denenmiş o zaman, projeler. Söylüyorum. O zaman bizim söylüyorum. Burada bir şey konuşmamızın bir anlamı yok. Ay sen sordun, ben cevabını söyleyeyim. Bunu, bu arada, bunu Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon yapamaz. Bu arada ayrılan futbolcuları söyledik. Bir de Lamin Diyara'nın menajeri sevgili Fatih Bingöl Paris'ten yazmış mesajını. Fedakarlık yaptık demiş. Sezon sonuna kadar devam edecek Lamin Diyara demiş. Teşekkür Paris'ten selamlar yani. Göndermiş, evet. Programımıza. Ben Diyara için bir de söyleyeyim mi? Evet. Şimdi Diyara'nın gelişi gecikti ya. 4-5 evet. Hafta gelmedi. Diyarra demiş ki kardeşim. Ben hani o zaman Tatos'a Elmar'a para veriyorlardı ya. Verdiler ya. Diyor ki ben diyorum ki bunlar bana para vermiyor. Para vermiyor, onun için gelmiyordum. Onun için problem çıkardım. Ya demek ki diyor ki kulüpte para yok. Hiçbiriniz para almamışsınız. Keşke bunu daha önce idrak etseydim, ben sezon başında gelirdim demiş. En az. Evet. En az. Düşünebiliyor musun? Yani para var, bana vermiyorlar. 4 basamak daha yukarıda oldu. Aynen. Bizim sezon başında bizim Diyarra. Yani tabii. Bugün giden Ahmet ya gider ayak iletişim yani, eksikliği var. Yani. Tabii diğer arada avantajımız menajerinin de Elazığlı olması. Sevgili Fatih Bingöl programımızda izliyor. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Lamin Diyara takımda kalması çok önemli. Yani bu da bir sevindirici gelişme ama bir noktayı sadece Lamin Diyara'da olacak bir şey değil. Şimdi bizim şehrimiz hakikaten güzel bir şehir. Güvenli bir şehir. Yaşanabilir şey. Şimdi bazı futbolcu kardeşlerimiz geldi. Kimisi bir yıl, kimisi iki yıl, üç yıl burada oynuyor. Belli bir dostluk etti. Arkadaşlık etti. Çocukları burada okula gidiyor. Aileleri burada. Yani bunlar da zaten 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 bin lira için belki de bu düzenlerini değiştirmek istemezler. Bozmazlar. Evet. İstemezler yani. Yani zaten burada devam ediyoruz. Çünkü çoğu futbolcu da aynı şeyi söyler. Elbette. Yani biz mutluyuz burada çünkü ama. Çünkü buraya yaşadığı sürece bunlar evet. Geriye dönük parasını da alacaklar. Evet. Bu çocuklar da bunun idrakında. Yani inan ki bugün dediğimiz rakamların yarısı bile yarın için olsa bu takım devam eder. Ve bak bu 7 trilyon dedim, 7 trilyon da sezon sonuna kadar maçıdır, primidir, osudur, busudur, onunla dahil yani. Evet. Ama biz bu treni kaçırırsak, bugün gördüm Antep -6'da aldı. Duydunuz evet, değil mi? Evet. İp bir sökülürse... Yani oradan zaten Gaziantep'in Manisa kurtarma gittiler, ona şansı bak, bir sökülürse ama... ip, evet. O ipin ucunu tutamayız. Çorap söküğü ama bu işte 3-5 gün Elazığ için tarih. Problem ne sevgili Halit? Yani bir beyaz atlı prens mi bekliyoruz? Bir şey bekliyoruz ama ortaya çıkacak, böyle sorumluluk alacak, bu işleri yönlendirecek hiç kimse yok. Yani Elazığspor'un bir sürü problemi var. Halen daha devam ediyor. Yönetim problemi, stat problemi, işte futbolcuların dağılma problemi. Ya şu kayyumla ilgili bile yani biri, bir vekilimiz ya bir telefon açıp da ya bir an önce şu işleri hızlandırın diyen kimse yok. Yani bunların bir an önce yapılması lazım. Bunları dile getirme hep birlikte herkes, yani şimdi herkes basın tam basın her hafta söylüyoruz. Bütün saniyesinde alınan haberler buradan sosyal medyadan paylaşılıyor. Herkesin haberi oluyor. Halen daha bizi suçlayanlar oluyor. Ama kardeşim işte bir bak söylüyoruz. Birilerinin bir an önce harekete geçmesi lazım. Kim bu? Sen belirtiyorsun. Sayın Valimiz. Biz Sayın Valimizden özellikle rica ediyoruz. O tanıtımı çok seviyor. Elazığspor da Elazığ'ın en büyük tanıtımıdır. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Mutlaka bunun hayata geçmesi, Elazığspor'un yaşaması lazım. Ve bence ilk harekete geçecek kişi de Sayın Valimiz. Ondan bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz. Yine Ankara'dan bir izleyicimiz Fatih İlgören, futbolcular gidiyor, gitmesine de bu kayyum ne zaman atanacak? Futbolcuların hepsi gittikten sonra mı? Kafayı yememek elde değil demiş. O zaman evet.
ben bir taraftar değil Elazığspor'a ölümüne sevdalı bir insanım. Ankara'dan selamlar demiş Fatih Yürgören. Yine Aytaç Gencal, hiçbir takıma sitem etmeyin, ahlaki değer falan. Kaç aydır para verme, sıcak su yok, kahvaltı yok. Elazığspor üzerinden siyaset yaptılar. Tabii ki futbolcuyla anlaşırlar demiş. Yine Aytaç Gencal isimli izleyicimiz. Evet, birçok mesaj var şu anda. Şimdi, gerçekten hepsini okumakta zorluk çekiyorum ama şimdi, şu mesajı da okuyayım. Evet. Veysel Çelikkol programımızın müdavimlerinden sevgili Veysel. Hani diyorsunuz ya ben buradan söylersem sıkıntı olur ama işte basın aracılığıyla o söylenemeyenler söylenirse biz taraftarlar da deriz ki basın da bizim arkamızda, her şeyi söyleyin ki bizim de içimize su serpilmiş olasınız. Yani tabii burada o her doğru her yerde söylemez. Yani söylemez ama az çok herkes zaten biliyor, biliyor yani, yani sıkıntıların neden kaynaklandığını, neden bir adım atılamadığını. Yani burada tabii bir kayyum süreci var ama bu kayyum süreci de yani taraftarlarımız şöyle bir algı oluşturmasın. Yani bir günde olacak bir husus değil. Çünkü güvenlik soruşturması mı? Detaylarını konuşacağız. İkinci evet. bölümde arkadaşlarımız reklam için uyarıyorlar. Değerli seyirciler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından programımızın ikinci bölümünde hem kayyum heyetinin çalışmalarıyla ilgili, kimlerin atanacağıyla ilgili hem de Elazığspor'daki stadyum sorununu detaylıca konuşacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Değerli seyirciler, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Erzurum'dayız. Değerli izleyenler, Adana'dan yeniden iyi akşamlar. Sert bir vuruş. Evet değerli seyirciler, programımızın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. İlk bölümde Altay maçını detaylı olarak konuştuk. Yine maç sonrasında futbolcuların veda mesajlarını konuştuk. Takımın dağıldığını, dağılma noktasına geldiğini konuştuk. Şimdi de yine Elazığspor tabii bir kayyum sürecinde. Bu kayyum sürecini konuşacağız. Yine Elazığspor için çok önemli olan bir stadyum konusu var. Stadyumun akıbeti ne olacak? Elazığspor maçlarını nerede oynayacak gibi konuları ele alacağız. Tabii ilk olarak kayyumdan başlayalım. Elazığspor geçtiğimiz hafta çarşamba günü kulüp başkanı Sayın İrfan Yumakgil'in birinci sulh hukuk mahkemesine başvurarak takımı kayyuma bırakmasının ardından gözler kayyum heyetine kimin atanacağı sorusu gündeme geldi. Tabii Sayın Yumakgil mahkemeye yapmış olduğu başvuruda 5 tane de isim önermişti. Sulh hukuk hakimine. Bu isimler Osman Dilek, Sebahattin Devecioğlu, Oğuzhan Kışla, Nazif Bilginoğlu ve Ali Şiş'ten oluşuyordu. Ama Sayın Ali Şiş, Nazif Bilginoğlu ve Oğuzhan Kışla tekrardan mahkemeye başvurarak çeşitli gerekçelerle kayyum heyetinden feragat etmelerini yönünde bir istekte bulundular. Ve bu üç isim istifa ettiler. Geriye Osman Dilek ve Sebahattin Devecioğlu kaldı. Tabii bu isimler için de bir güvenlik soruşturması var. Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazıldı ve bu isimlerin GBT'leri sorgulanmaya başladı. Bu tabii bir günde bitecek bir olay değil. Emniyet Müdürlüğü'nden cevap bekleniyordu ama bugün akşam saatlerinde öğrendiğimiz kadarıyla bir isim daha mahkemeye başvurarak kayyum sürecini yönetmek için talepte bulundu. Tabii burada kritik olan bir durum var. O da şu, Elazığspor'da şu anda tabii takım dağılma noktasına geldiği için gözler, kulaklar kayyum heyetinin kim olacağı yönünde. Sorular tabii herkes bu sorunun cevabını beklerken şimdi mahkemeye bireysel olarak yapılan her başvuruda en az bu süreç 2 veya 3 gün daha uzayacak. Çünkü evet. Her başvuruda yeniden Emniyet Müdürlüğü'ne bir yazı yazılacak, bir GBT soruşturması yapılacak ve bu süreç daha da uzayacak. Hatta Elazığspor'un en son 2014 yılında kayyuma kaldığı zaman Elazığspor, hatırlarsanız sevgili Burhan Şener o zaman kayyum heyeti olarak atanmıştı. Ama o dönemde kayyum ataması, ben araştırdım onu, 17 günde yapılmış. Yani başvuru tarihinden itibaren...
Onu bilmiyorum ama toplamda 17 günlük bir süre geçmiş başvurunun üzerinden. Tabii yarın çarşamba, tam yarın 8 gün olacak Elazığspor'daki başvuru ama muhtemelen yarın da atanmayacak. Çünkü bugün de bir başvuru yapılmış. Yani buradan bugün diyebiliyorum ben ama ben dün mahkemeye giderek Hakim Bey'le de görüştüm. Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Sayın Kemal Yüce'yle de görüştüm. Tabii kendisi herhangi bir bilgi vermekte şu anda bilgi vermek istemiyor. Çünkü yani o da hassas bir konumda. Yani o da inceleyip sık dokuyor ama şu anda iki isim var. Yani Sayın Osman Dilek ve Sayın Sabahattin Devecioğlu ismi üzerinde durulduğunu biliyorum ben. Ya bu iki isim birden atanacak, ikisi beraber atanacak göreve, ya da iki isimden birisi atanacak. Dünkü izlenimim oydu benim ama tabii bir başvuru daha olduğu için artık bu saatten sonra neler olur bunu da bilemiyoruz. Gelen mesajların birçoğu da kayyum neden atanmıyor, kim atanacak yönünde sorular var, neden müdahale edilmiyor, yetkililer neden sesini çıkarmıyor yönünde birçok mesaj var. Artık tek tek okumayacağım mesajları. Sevgili Ceyhun, orada genel olarak böyle mesajlar. Söyledim, ben hemen ben de destek için söyleyeyim. Yani orada kayyuma Sayın İrfan Yumakgül'ün önerdiği isimlerin biliyoruz. Onun dışında kimlerin dilekçe verdiğini siz görüşmüşsünüz avukatla. Ben dün Hakim Bey'le, görüşümde sadece iki isim var dedi şu anda benim incelemek için emniyete gönderdiğim. Osman Dilek ve Sabahattin Devecioğlu'ydu ben dün görüştüğümde. Evet. Ama bugün bir başvuru daha yapılmış. Bu da Elazığspor için tabii işleri daha da zorlaştıracak. Çünkü dediğimiz gibi belli bir prosedür var. Hemen Hakim Bey işte her başvuranı işte bir saat sonra atayacak diye bir mevzu yok. Bunun bir araştırma süreci olacak. Halit abi seninle başlayalım. Bu süreç için çok sancılı bir durum aslında. Yani bu işlerin tabii karar merciği sulh hukuk mahkemeleri ama çok da fazla böyle daha önceden örnekleri de yok. Yani bu anlamda Hakim Bey de biraz zor durumda. Daha önceden bir kayyum ataması da yapmamış. Yani bu anlamda biraz da sıkıntı. Ama ben şunu gördüm. Çok iyi niyetli bir insan Hakim Bey. İnşallah en doğru ismi atayacaktır. Neler söylersin Halit abi? Sadece bir soru sorayım. Kayyum kim atanırsa atsın. Adresler yine demin bahsettiğim isimler değil mi? Kim atarsa atasın. Evet. Kim atarsa atasın. Beni de atasa, zaten seni de atasa, Yusuf abi de atasa. De atadı. Osman abi atadı. Evet. Osman abi nereye gidecek? Sayın valiye gidecek. Sayın belediye yani başkanı. Ama Sabahattin Hoca'ya atadı. Nereye gidecek? Şu anda aynı önerilen iki isim var ya. Mesela Sabahattin Hoca'nın yerinde olsam ben ya da Osman Dilek'in yerinde olsam yani bu aşamada bir hazırlık yaparım. Yani olur da göre bana gelirse yani bir A planı B planı kurarım kafamda. Diyelim ki Ceyhun İlvan abi seni yazmıştı. Evet. Atılma ihtimali de %100. Evet. 8 günlük süre. Nasıl bir hazırlık yapabilir, ne yapabilirsin? Yani ben o zaman biraz daha açalım. Ben Osman abiyle görüştüm. Osman tamam. Dilek'le görüştüm. Osman Dilek'in bazı projeleri var. Tamam. Ama tabii bu projelerin adresi de aynı. Tabii. Bitti. Yani Sayın adres Valimizin aynı. Mutlaka bu işin içerisinde olması gerekiyor. Çünkü başka bir mekanizma yok. Yani siz az önce programın girişinde bahsettiniz. Atanmışlar ve seçilmişler bu işin aynı içerisine müdahale olmadıktan sonra kimse çıkamaz bu iş içinden. Çünkü mesela geçen hafta taraftarlarımız işte Selçuk Öztürk'ü neden bağlamıyorsunuz? Bu işi Selçuk Öztürk'ten başka kimse yapamaz şeklinde yorumlarda bulundular. Yani Selçuk Başkan'la bu iş sadece benim altından kalkabileceğim bir iş değil. Mutlaka hem Sayın Valimizin hem Sayın Vekillerimizin hem Sayın Belediye Başkanımızın bu işe müdahale olması lazım yönünde bir fikir sundu. Neler söylersiniz? Şimdi bir haftalık bir aylık süreçtir. Ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Hani ironi olsun diye ben de başkan adayım diye. Evet. Değil mi? Çoğu okuduk. 3-5 evet. Tane isim dedi ki ben Elazığspor'u sahipsiz bırakmam. Elazığspor'u sahipsiz bırakmam. Elazığspor'u kurda kuşa yem etmem. Elazığspor'u alırım. Daha bundan kötüsü tamam yok. Tamam kardeşim. Kayyum mu? Atayın o zaman. Atayın bu isimlerin 3'ünü, 4'ünü, 5'ini getirin kayyum diye atayın işte. Bir de bugüne kadar hep İrfan Yumakgil işte gitsin. İrfan Yumakgil de gitti. Buyurun. Meydanda kimse de yok. Yani kim artık? Şimdi İrfan abi adına da çok üzülüyorum. Bu işler zerre-i miske suç yok. Ama son 4 yılın, 5 yılın, 10 yılın faturası bu halin tüm faturası ona kesildi. Ne borçlandıran, ne borcu ödemeyen, ne buraya getiren, ne süreci böyle bu sefer getiren hiç kimseye bir şey yok. Günah keçisi İrfan abi oldu. İlin yetkilisi ortada yok. Borçlandıran ortada yok. Parayı doğru kullandıramayan ortada yok.
bu kulübü oraya buraya götüren ortada yok. Ama İrfan abiye piyango vurdu. O da kötü bir piyango oldu ama konuşması gerekenler burada yok. Diyorum abi bak siz dediniz ki herkes bunu ekranlarda söyledi. Veya Face'inde söyledi. Veya sosyal medyasında söyledi. Ben kulübü sahipsiz bırakma. Ben kulübü sahipsiz bırakma. Kimseye yem etme. Gelirim alırım. İstediğiniz bu kulübün en dibinde olup da almanızsa zaten şu anda dibde. Halit abi bir sahipsiz. De Sayın Yumakgil'in mahkemeye isim önermesi de eleştiri konusu oldu. Yani bu konuyu sen nasıl değerlendiriyorsun? Şeklen mesela, böyle bir şey olması lazımmış. Yani mesela onu... öyle bir başvuru ya öyle bir öneri olmasaydı bir genel kurul üyesi kendi rızasıyla gidip sence başvuru yapar mıydı? Yani ada ne için gidip başvuracak? Yani elinde ne gibi bir gücü var? İşte bu süreçleri uzatır. Yani o yönden İrfan abinin bence yaptığı... Doğru muydu sizce? Bence de doğrudu. Biraz yani evet. Şey olurdu. Yani süreç uzardı. Çok peki uzardı. İsimler zaten doğru uzuyor. Muydu? Çünkü bu isimlerden yani üçü fire verdi. Herkes şimdi... Yani bu nedir? Hani Sayın şimdi, Nafiz hocamız hani ben Nafiz Günoğlu beş isminde, buradan gelme. Evet. Beş Ali Şiş zaten Sayın Genel Sekreter yazmışsın. Basın sözcüsü de bu işin içindeydi. Evet. Hani belki o dediğimiz yerlerden destek alınır. Bir an evvel harekete geçer ama onlar da demek ki üstteki amirlerini sorumlu kişileri belki aşamadılar. Belki de bireysel olarak da tabii olabilir. O da olabilir. Bu işin doğrusunu İslamcı mı yok? Bu işin doğrusu neydi? Diyecekti ki Yusuf, Ali Hoca, Ceyhun Gül, Kayyum sizsiniz. Ona göre de bir atama olurdu. Ona göre de bir yol haritası giderdi. Çünkü gidişat belliydi. Yani 8 günü beklerdik. Ne 18 takım Kayyum'a gidiyordu zaten değil mi? Yani çünkü bu isimler süreç... hani takım atıyorum kongrede valla çok iyi adaylar vardı da. İşte Elazspor işte kavga çıktı, gürültü çıktı. İşte kongre toparlanamadı diye biz Kayyum'a bu halde gittik değil. Kongrede yeterli çoğunluk da vardı. Tamam aday falan çıkmadı. Böyle olacağı da belliydi. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani acaba 4-5 tane aday yarıştı da ben mi kulaklarımı yani kapamıştım? Yani sürpriz bir süreç olmadı Elazspor için. Kayyum'a geleceği tabii. Dünden belliydi tabii. Zaten. Yusuf abi sence burada neden yani 8 günlük bir süreç ama tabii bahsettiğimiz o süreçlerden de Elazspor'un geçmesi lazım. Çünkü Hakim Bey direkt bir isim atayamıyor. O emniyet soruşturmasının tamamlanmasını beklemek zorunda. Yani belki de bugün yarın atanabilir ama işte dediğimiz gibi eğer bireysel başvurular devam ederse Elazspor için çok daha uzun bir süreç olacak bu kayyum atanması. Yani bu saatten sonra ben fazla başka kimsenin de müracaat edeceğini düşünmüyorum. Yani çünkü bu süreç başları siz de belirtiyorsunuz. Bir haftadan fazla oldu. Yarın tam 8 gün olacak. Evet. Yani başka kimse de gitmez. Sizin söylediğiniz son başvuruyla ilgili kulağımıza gelen bir isim var ama ben onun olacağını da düşünmüyorum. Çünkü o arkadaşımız 2-3 defa seçime girdi, kaybetti. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani kayyumdan beklenti nedir? Kayyum da zaten ortaya kayyumun yapacağı görev nedir? Gidecek Sayın Valimizle görüşecek, belediye başkanıyla, milletvekilleriyle ortak bir yönetim çıkaracak. Bakın geçmiş yıllarda Elazığ'da oldu. Yeni oluşum diye bir grup oluştu. Hatta kayyuma gitmeden oluştu. Bu tür şeyler yapıldı. Bir an önce ama hareket. Asıl problem o. İnsanların böyle birinin sorumluluk alıp bu işe hadi yürüyelim demesini insanlar bekliyor. Bir an önce o hareketi yapılması lazım. Hukukta da demek Hakim Bey siz de diyorsunuz. Size teşekkür ediyorum. Tebrik de ediyorum. Gitmişsiniz, araştırmışsınız. Hakim Bey'le görüşmüşsünüzdür. Son yıllarda ülkemizde yaşanan sıkıntılardan dolayı evet. İster istemez GBT soruşturması hemen hemen tüm kurumlarda. Mesela her yıl benim eşim kurs öğretmenliği yapıyor ama her yıl ondan GBT soruşturması istiyorlar. Evet. Niyeyse var öyle bir herhalde bir kanun çıktı. Veya ama bir işte şey bu çıktı. Kanunlar da Elazspor için çok kritik bir yani zaman kaybı oluyor. Böyle bir süreç var ister maalesef. İstemez onu beklemek zorundayız. Herkes de bekliyor, sabırla bekliyor ama burada asıl problemlerden biri kayyum gelse de gelmese de bu işi yapacak birileri varsa bir an önce ortaya çıkıp ben de varım bakın. Ben ismi geçtiği için söylüyorum. Geçen yemek vermiştim. Mehmet Ali Erol genç bir arkadaşımız. Geçmiş dönemde de ismi, yöneticilik yaptı. Yöneticilik yaptı. Bir de başkanlık için de ismi geçmişti. Mesela onda böyle bir heves biraz da biz konuştuk. İşte gir bu işe falan gençsin şeyin olur diye bir sohbetimiz olmuştu. Diyor ki abi diyor birkaç kişi olsa Elazığ'da benim ama tek herkes aynı şeyi söylüyor. Yani tek abi, altından kalkacağım bir durum değil. Doğru evet. Söylüyor. Yani ama bu işte bu kişileri kim bir araya getirecek? Değil.
Bunu yani işte kayyum ne yapacak diyorum ya, sayın valimizle görüşecek, belediye başkanımızla görüşecek, ili şehir Elazığspor'un paydaşları var, ticaret odasıyla gidip görüşecekler. Ortak bir yönetim oluşturmaya çalışacaklar bir başkan altında. Kayyumun görevi de o. Kayyum uzun süre gidemeyecek ki zaten. Kayyum zaten kongre karar alacak. Yeniden takımı kongreye götürmek için zaten kongreye götürecek. Sözlük anlamında yanılmıyorsam geçici yönetim anlamına evet. geliyor kayyum. Bakın taraftarlarımız bize mesaj atıyor. İşte Aydın'dan Vural Erol mesaj atmış. O da aynısını söylüyor. Diyor ki yani bu şehrin çocuklarına yazık diyor. Bu şehrin çocukları ne olacak? Bu bir sosyal projedir ya. Ya bu sosyal projeye devam etmesi lazım. Hep bunu söylüyoruz. Biz daha söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Yani hakikaten herkese öyle bir duruma geldik ki. Bu arada sosyal medyada bir Trabzonlu iş adamı dedikodusu yayıldı. Geçtiğimiz hafta belki siz de rastlamışsınız. Bir taraftarımız onu sormuş. Acaba aslı astarı var mı diye. Tabii biz de yani ya herkes inanıyor. Gazetesi. İnanın öyle bir o Trabzonlu iş adamıyla ilgili bana en az 10 kişi telefon açtı. Evet. Böyle bir şey var diye. Ama o Trabzon dedikleri iş adamı bir Trabzonlu değil. Samsunlu galiba. Samsunlu ve yurt dışında. Evet. Yani şimdi gelip olmayacak bir şey biraz bir destekli atsalar. Yani işte Vali Bey'in hani Trabzonlu olmasından dolayı herhalde oradan arkadaşı falan diye düşünmüşlerdir veya işte bir şey olmuştur. Öyle bir şey var. Ama insanlar her şeye artık inanıyor. Ne yapsınlar? Yani taraftarımız o kadar garip ki herkes inanıyor ve herkes böyle Elazığspor'da biraz mesafeli durmaya başladı. Yani Elazığspor'a kimse yaklaşamıyor. Niye? Bu geçmişten gelen sıkıntılardan dolayı. Bak bizim geçmiş yıllarda ben bugün sanayi sitesine gittim. Arabamın bir arızası vardı. Oradaki ustalarla biraz sohbet ettik. Onlar da bizi tanıdıkları için soruyorlar. İster istemez soruyorlar. Ya dedim ki eskiden hakikaten çok iyi biliyorum. Hafta sonu olurdu o sanayinin yarısı Elazığspor maçını izlemeye gelirdi. Evet. Ama maalesef şimdi bir tane gelmiyor. Kayboldu o ruh. Halis Hocam ya biz öyle bir ortama geldik ki çok kötü. Burada kayyumu düşüncelerinizi kayyumla ilgili son şunu söyleyeyim. Atanırsa ben Sabahattin Hoca'yı da çok iyi tanıyorum. Hı-hı. Çok yakın arkadaşım. Bu işi bilen, eğitimini alan, geçmişte futbol oynamış. Hakikaten çok da meraklı. Bence çok da ikisinin birden atanması daha mantıklı olur. Osman yani birlikten Dilek kuvvet de var. Çok iyi bir kafa kafaya Elazığspor'da evet. geçmiş yıllarda yöneticilik yaptı. Yıllarca yöneticilik yaptı. Yönetimler içerisinde bulundu. Tecrübesi var. İkisinin birden de ama bir an önce atanması gerekiyor. Ama son sözü Hakim Bey verecek bu noktada kararı. Ya iki olsun, üç olsun evet. fark etmez evet. ki o. Halis Hocam sizin düşüncelerinizi öğrenmek Şimdi, istiyoruz. Sözlük anlamı çok değişik kayyum. Usulsüzlük yapılan diyor özel kurumlarda şirketlere devletin el koyduktan sonra atadığı yöneticidir. Evet. Tabii burada daha farklı. Yani burada bu başka kulüp başkanı şimdi, kendi iradesiyle burada, böyle bir talepte bulunduğu tabii, için. Bir kere kayyuma gitmek kapanmanın adımlarından bir tanesi. Bunu bir kere net olarak altını çizelim. Yani göstergesi, işareti. Göstergesi, işaretidir. Yani bunu bir kere net olarak ortaya koyalım. Şimdi gelinen noktada bilmiyorum bugün imza aday olan ya da dilekçe veren kim. Yalnız sevgili Osman Dilek ile abimizden Sayın Sabahattin Devecioğlu'nun isminden söylüyor. Halit Akgül uzun zaman ben zevkle izlediğim gazeteci arkadaşımızdır. Bu işin de gerçekten takdir ettiğim insandır. Çok güzel bir yerden yakaladı. Kadar net söyledi ki bütün konuşacaklarımızı belki de cümlenin başında iyi özetledi. Kim atanırsa olsun gideceği yer belli. Evet. Yani Ceyhun Gül de atansa, Yusuf Boydak da atansa gidecek yer belli. Sayın Valimizin yanına gidecek. Yani bunun başka bir şey. Çünkü bir şekilde devletin el koyması, demin anlattığım evet. gibi devletin el koyması. Hukuki bir süreç daha sonra kongreye götürecek o süreç. Aslında o da biraz derin de hocam. Yani geçmişte kongreye yani. Götürmeyip devam eden yönetimler de oldu aslında. Evet. Şimdi bakın. Güçlü bir oluşum oluşursa tabii Allah ki. Allah gecinden versin. Malatyaspor kayyuma devredildi. Ben çok o süreci biliyorum. Kayyum sürecine devredildikten sonra Hikmet Tanrıvedin'in adı ve eski başkanların adı geçti. Hı hı. Ve hiçbiri bir şekilde gelmedi. Günleri ve Malatyaspor biliyorsunuz geldiği nokta ortada. Evet. Şimdi bizim şu atmosferde önümüzde bir seçim var.
Dönüp bakıyoruz. Belediye başkanı olabilecek ya da olması gerek ya da belediye mecri yani oradan bir şey görünmüyor şu anda. Yani bir 4 aylık süreç var. Evet. Bizim bırakın 4 ayı. Biz 4 saat. 4 saniye. 4 saniyenin hesabı yapılıyor. Hocam gelmem. Onların yapacağı ne? İşte bu hafta bir otobüs, 3 tane otobüs ayarlandı, gönderildi. Teşekkür ediyoruz. Yapacakları tabii ki, odur yani. Tabii ki. Onun tabii dışında ki. Ben burada fazla bir şey yapamıyorlar ki. Evet. Yapmayacaklarını konuşmuyorum. Yok yok yani o, yapamazlar o kapalı, diyorum. O yol evet. kapalı, onu evet. anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hani biz buradan hep diyorduk ya programlardan önce belediye başkanımız el atsın diyorduk. Yani evet. belediye başkanımız şu anda öyle bir imkanı yok. Gelinen nokta burada Sayın Valimizin kayyuma atanacak adayların ya da bir ya da ben birden fazla olmasının gerektiğine inanan bir insanım. Tabii yani görev dağılımı daha fazla olur. Orada onlar kendi arkadaşlarına göre kaynak yaratma. Bakın çok önemli şeylerden bahsediyorum. Kaynak yaratma. O kaynağın Sayın Valimiz tarafından harekete geçirilmesi belki de belirli çözümle üretmeye yarayacaktır. Doğru mu Sayın Ceyhun? Evet. Yani bununla ilgili atılacak adımlar akıl vermek için söylemiyorum. Olması gereken konu, mevzu bahis olan konu bu. Yani bu arkadaşlarımızın atanan isimlerin öyle bir paraları yok. Tanıyoruz. Sabahattin Hoca devlet memuru bir öğretmendir. Öbür arkadaşımız da her zaman kendisi dile getiriyor. Yani öyle bir deri bir an çıkıp 10 trilyon, 12 trilyon para getirecek bir durum yok. Ama burada yine Halis'in dediği gibi işkeneye geliyor, Sayın Valimize dayanıyor. Tabii bu sürecin devamlılığı öyle bir oldu ki tabiri caizse elde bir tane bir saatli bir şey bomba var. Bomba ortada yani pimi çekilmiş bir bomba yanıyor. Kimin kucağında kalır hesabına dönmüş durumda. Evet. Sayın Valimizin burada izleyeceği yol ya da vereceği örnekler nasıl olacak? Çözüm yolları olacak mı? Nasıl bir süreç olacak? Ama gelinen nokta şu. Elazspor sahipsiz bırakılmıştır. Elazspor yanlış yönetilmiştir. Yanlış yönetimlerin sonucu da geldiğimiz noktada kapanma tehlikesini karşılaşmıştır. Evet. Bakın net söylüyoruz. Bunu her hafta söylüyoruz. Elazspor'un bu ligden düşmesi demek 16 ile 18 milyon TL'lik bir gelirin Elazspor'un elinden gitmesi demektir. Hı. Şu anda bir Elazspor bir 10 öyle kabul edelim. 10 milyonluk bir kaynak yaratılıp ligde bırakıldığı zaman seneye olacak gelirlerle mantıklı bir yönetimle belki de bu süreci geçip çıkacak. Çünkü Elazspor'un ne Karabük kadar ne de Eskişehir kadar büyük bir borcu yok. Ne Balıkesir evet. kadar. Ne Balıkesir borcu kadar yok. Yani ben şimdi bakıyorum geçen Karabük'ün başka şeyi kulüp antrenörü bir umut var diyor. Ya onlar eğer o durumda bir umut içebiliyorlarsa biz Allah etmez yani bir çok büyük bir borç değil yani tamam küçümselecek bir borç değil ama onlara baktığımız zaman da çok böyle bir kara bir tablo da yok. Evet. Yani hasta böyle akciğer kanseri ya da bir kanser olmuş bir hasta da değil. Yani bir şekilde tedaviden ayağa kaldırılabilecek bir durum hala var. Ama süre kalmadı. Elimizdeki oyuncu kardeşlerimiz işte sen akşam paylaşmıştın programda da söyledin. İşte Mehmet Yiğit, Emre, yarın öbürler. Bu arada Mehmet Yiğit için Bolu Spor da devreye girmiş. Mehmet Yiğit Afyon Spor'la görüşüp yarın da Bolu'yla görüşecekmiş. Ya bunlar iki takım arasında şu an bir rekabet var. Bunlar normal evet. şeyler. Bunda Mehmet Yiğit bu sene biz programlarımızda da söyledik. Bu ligin önemli stoperlerinden birisi yani. Evet. Bir de gösterdiği performans gerçekten takdire şayan. Bu takıma rağmen bir iyi bir çıkışta yakalamış. Kesinlikle. Bunun yanında işte Tatos'tan bahsediyoruz. Bence ligin en önemli orta saha oyuncusu. Bence benim kendi gibi çok beğeniyorum. Bence en önemli orta saha. Ahmet Aras da ikincilik için önemli yani bir golcü. Öbürlerine bakıyoruz. Bugün yaşlı takım kaptanı Kadir'e bakıyoruz. İyi mücadele ediyor. İşte Orhan hepsi. Yani gelinen noktada şu birkaç gün içerisindeki şu var. Bugüne kadar belirli bir sorun da bu sorun belliydi. Çözüm üretilemedi. Gelip iki gün içerisinde bir sihirli şey mi gelecek? Bir şey mi yönetecek? Öyle bir şey evet. yok. Eski Türk filmlerini hatırlarsınız. Biz çocukken giderdik sinema o zaman televizyon yoktu. Cüneyt Arkın'ın filmlerinde, Battal Gazi filmlerinde vardır genellikle. İşte Müslüman köyünü kılıçtan geçiriyor Haçlılar. O anda birden ileriden atlan Cüneyt Arkın Malkoçoğlu ya da işte Kara Murat gelirdi. Sinemada herkes ayağa kalkar alkışlardı. Yani öyle herhalde şey bekliyoruz biz bir tane şimdi. Beyaz yani, beyaz karakterimiz özlemiz her şeyi yani sonlara bırakmak bir evet, öyle özelliğimiz yani. Yani ama realist bakmak lazım. Evet. Çözüm süreci gelen noktada ben bu olayın Sayın Ceyhun Gül bu olayın
şu anda çözülebileceğine hala inanıyorum. Yani evet, ben buna, ben bir inancım var. Çünkü atanacak olan arkadaşlarımızın bir şekilde bir şey çözüm üretebileceklerine hocam, inancım gayret, var. Yani gayret inancım etmek var. Lazım. Ben hocam, hala inancım var. Taraftarlardan işte sevgili Ferhat Çiçek bir paylaşım yapmış, bizi de etiketlemiş. Seçimlere kısa bir süre kala Elazığspor'a duyarsız kalan hiçbir siyasetçi, hiçbir parti Elazığspor tarafından oy Elazığspor tarafı tarafından oy istemesin. Birkaç gün içerisinde yerel medyada kameralar karşısında toplu bir basın açıklaması yapacağız. Kimse kusura bakmasın, ayıptır. Bu kadar vurdum duymaz olamaz. Koskoca bir şehir 10 trilyon parayı bir araya getiremiyor mu? Ayıptır, yazıktır, günahtır demiş. Takım yok olurken birileri yatağında nasıl bu kadar rahat uyuyabiliyor anlamak mümkün değil demiş. Zaten spor siyasetin içerisine girdiği için zaten belki de biz bu sürecin içerisinde evet. çok fazla olduk. Ama evet. son olarak şunu söylemek istiyorum Sayın Cengül. bu gelinen noktada bizim de çok büyük suçumuz var. Ara verildikten siz sevgili Halit Akgül'le sohbet etme imkanı bulduk. Tamam, gerçekten Elazığspor hem siyasilerden hem işte seçilmişlerden, atılmışlardan ya da zenginlerden belirli bir şekilde bu süreç içerisinde bir kıpırdanma olmuyor. Ama taraftar da bu konuda hani canı yanan bir 1000 kişi var. Açık söylüyorum. Evet. Bilemedin 2000 kişi var. Diğerleri hafta sonu üç büyüklerin maçını izlemekten meşgul. Başka bir şey yok. Evet. Peki ben bir soru sorayım. Buyurun. Bu stat 1000 kişi değil. 10.000 kişilik bir seyircimiz olsa. Aynı, 7-8 katılıyor. Olsa bu dediğimiz siyasetçiler yine bugün rahat eder mi etmez mi? Her hafta söylüyoruz. Yani o bir gün doldurmuş onu olsalardı. Onu anlatmaya çalıştım evet. zaten. Bir kez bakın bu sezon bir kez yani doldurmuş biz... olsalardı inanın bugün Elazığspor'un sahibi vardı. Şimdi kayyum sürecinde bir de şöyle bir detay var. Ola ki yarın atama yapıldı. İnşallah işte, yapılır. Osman Dilek veya Sabahattin Dereceoğlu veya farklı X bir isim. ya da ikisi beraber. Ya da ikisi beraber. Ya da üçü beraber. Ya da üçü beraber. Bu süreçin sonuçta sonunda muhakkak işte kongre kararı almaları gerekiyor. Ve eğer ola ki o kongrede de aday çıkmaması durumunda asıl tehlike o zaman bu defa takım artık kapanma sürecine girmek zorunda. Çünkü sahip kayyumlar da çıkmadığı zaman herhalde dernekler statüsünde yasasında yok, böyle kapanmaz, bir durum var ama. Yani şeyden. En azından taraftarlar grupları bile, delegeler bile kendi arasında şeklen de olsa bir yönetim yapar. Evet. Şimdi öyle olmaz da. Yine ikinci bir önemli, ama can çekişe çekişe gideriz yani. Şimdi yine ikinci bir önemli yani. Durum. Sayın Akgül sizinle başlayalım. Biz bugüne kadar hep işte şunu diyorduk. İşte takım kayma kalır ama mevcut kadro muhafaza edilir. İşte sağlıklı bir yönetim oluşur. Yani belli bir bütçeyle de takım sezon sonunu görür diye bir görüşümüz vardı ama işte kadrodan dağılmalar başladığı için artık bu tezimiz de çürümüş oldu. Şu anda yani bu işe niyetli olan, bu işe soyunan bir kişinin bir de önüne transfer tahtası çıkacak sezon başındaki gibi. Ama bu kez tahtanın açılması artık yani benim kendi düşüncem artık farz oldu. Çünkü tahtanın açılmaması durumunda işte Mehmet Yiğit'i kaybetmişsin, Orhan'ı kaybetmişsin. Tahtosu muhtemelen kaybedeceksin bugün yarın. Sen bu adamların yerini dolduramadığın zaman zaten bu ligde kalabilme şansın yok bence. Sizin nedir görüşünüz bilmiyorum ama bence tahtanın da artık açılması gerekiyor. Bu şart oldu. Bu işe soyunan kişinin de mutlaka bu bütçeyi de bilmesi ve buna göre yola çıkması gerekir. Neler düşünürsünüz? Dediğimiz bütçe işte hepsi 7-8 türlü. Bu rakamın içine tahtanın açılması da var. 7-8 türlü. Zaten tahtana engel olacak mecbur. Yani FIFA borçları... Tabii zaten çoğunu ertelenmişler yani. Mesela Solyedings'i ertelenmiş. Hora henüz gitmemiş. Ondan sonra bir isim daha bu vardı. Bu sezonu atlatıyorsun. Tamam, bu sezonu atlatıyorsun. Yani biz mevcut olanlarımıza bir de geçen sene oynayanlara işte Sezgin'in var galiba şu anda. Muhtemelen belki de Eskişehir açamazsa Sezgin bize gelecek. Gelebilir. Evet. Yani bu da bir ihtimal. Yani hepsi 7-8 trilyon yani. Biz bu 7-8 trilyonu bulursak sezon sonuna kadar bak yarın için de söylemiyoruz. 7-8 trilyonluk bir kaynak bulabilirsek biz bu sene ligde kalırız. Ve 100 trilyonluk iş yapmış oluruz. Evet. Burada bu işi 7-8 trilyonla. Çünkü gelecek sene Elazığspor'un çok borcu da kalmayacak. Niye? İşte bu sene Elazığspor'un hak edişleri borçların bir kısmını azaltıyor. Peki nasıl transfer yapacaksınız? Maç başı peşinat ödemeyecek misiniz yapılacak olan transferlere? Yani bunlar da bir ekstra maliyet oluşturacak. Hepsini peşin vermeyeceksiniz ki. Şu anda... Ya mesela atıyorum şu anda bizim Elazığspor'un
işini görebilecek bir golcü alacaksın. Golcü Ahmet Aras gitmiş. Sana golcü lazım mesela. Alacağın golcü en az 100 bin, 150 bin peşinat ödemen gerekiyor. Dediğimiz zaten bu rakamın içinde. 8 trilyon az para değil. Yani tahtaya net olarak bir sezon başına 4,5 trilyon tahta 4,5 trilyon rakamı vardı sezon başına ama şu anda rakam nedir bilmiyorum net olarak. Harici, bak, bunların haricindeki rakam 3 trilyon. Kiralıklarla şeylerle artık orayı da kullanmak lazım. Yani ama yani Yusuf abi şimdi biz Orhan Hoca'yla konuştuk. Sonra 6 ay maçı sonrasında Orhan Hoca bana kalırsa dedi ben 28'inde yani bu ayın 28 Aralık'ta takımı sonra toplamak istiyorum dedi. Yani 3 gün bugün de hadi geçti 25'iydi. 26, 27, 28 şimdi, 3 gün sonra takım toplanacak Antalya'da ama ne kadroda futbolcu var ya da ne, kimin geleceği belli sezon, yani böyle bir ortamda. Sezon başından beri program yaparken ben hep şunu savunurum bilmiyorum hatırlarsanız ben oyuncu performansları konuştuğumuz zaman kendi aşağısıma söylüyorum ki sonradan sevgili Yusuf Boydak da buna katıldı siz de. Ya artık oyuncunun performansını konuşamadım. Niye? Şimdi oyuncunun parasını şu andaki işte atıyorum yönetim ödemiş olsaydı bunları serbest bırakamayacaklardı. Doğru evet. mu? Evet. Bizim bunları eleştirme şansımız var mıydı o zaman? Vardı diyor. Paranı alıyorsun kardeşim. Evet. Oynamak zorundasın. Şimdi bu adamların hem parasını vermedik. Bu adamlar burada kaldılar. Biz bu adamların kötü oynadılar, iyi oynadı demeye inan ki abes de işte diye zaten durumda. Evet. Demiyoruz zaten. Verecek kahvaltı bulamamışız hocam. O yüzden Orhan Kaynak'ın performansı da, oyuncunun performansı da artık geçen hafta biz burada hatırlarsan seyirci de tepki gösteriyor ki biz de bunu söylüyoruz. Afyon maçın teknik analizi, hangi maçın teknik analizi? Yani zaten yapmadık ki sezon başından beri. Ya bundan yapmadık. Hep kaçındık. Program evet. olarak hep kaçındık evet. yani çünkü Ahmet Aras işte vurdum duymaz oynadı. Yani adam burada hocam, kalmış zaten. Sezon başında siz yoktunuz bir iki programda. Ben dedim ki bakın bu takım sahaya çıkarsa çok büyük bir başarıdır. Burada Acı Murat Cümle'nin başarısı vardı. Taraftarlar sosyal medyadan bana öyle bir saldırdılar ki bir de İstanbul'da bir grup vardı onlar özellikle. Müthiş bir şey yaptılar. O zamanlar bir örgütlenme yaptılar. Ya kardeşim biz bu günleri görüyoruz ya biraz da itimat edin. Hiç insanların birbirine itimatı kalmamış. Bu kardeşlerimiz sahaya çıkmaları bile teşekkür ediyoruz. Tabii tabii. Kesinlikle. Çok büyük bir başarıydı. Aynen. Buraya kadar gelmek. Geçen gün anda eleştirdiğimiz başarıydı. Bu İrfan abinin yönetim olmasa biz sahaya da çıkamazdık. Acı Murat Gümrün'de. O da devamlı evet. Tamam, elbette yani. Şimdi, evet. O yönetim olmasaydı. Kesinlikle. Bizim bakın Adana maçını 8 oynamışız. Bizzat yanındaydım. Gece saat 3'te kulübün forma tescil etmeleri heh. Lazımdı. Adana maçına çıkıyoruz. Beraberdik. Biz herhalde çok son anda formayı tescil ettik. Son anda formayı tescil ettik. Düşünebiliyor musun? Yani 3 saat sonra maça çıkacaksınız. Giyeceğiniz forma henüz federasyonun tescil edememiş. Evet. Biz evet. şeye gittik Erzurum'daki kampa oyuncuların üzerinde şey yoktu işte. İşte Elazspor 3 gün sonra bak yani Orhan Hoca'nın isteği bu yönde 28'inde ben takımı Antalya'da toplamak istiyorum ama. Şimdi bir derdin üzerine bir dert daha. Şimdi. 8 trilyonu bulduk. Evet. İyi de bir yönetim geldi. Yarın başladı. Transfer de yaptık. Sahan yok. Nerede oynayacaksın? O, evet. Tam onu konuşalım. Sahaya geçelim sevgili yönetmenimiz Sahan yok. Nerede Mustafa, oynayacaksın abi? Biz VTR'miz hazırsa biz ne kadar Malatya'ya gideceğiz? O görüntülerin üzerine konuşalım. Ve bu saha konusu da bu senenin sorunu da değil. Ne diyorlar? Yapacak firma diyor ki 3 yılda biter bu saha. Evet. Ya zaten biz 3 yılda nereye gideceğiz kardeşim? Biten bir stadyum yok bu, Türkiye'de. Eğer bizim sahamız. Evet. Arkamızda görmüş olduğunuz, izlemiş olduğunuz bizim görüntüler Fırat Üniversitesi stadyumuna ait. Bugün çekilen sevgili spor servisimizden Tolga Sönmez'in görüntüleri. Fırat Üniversitesi stadyumunun şu anki hali bu. Aslında biraz zeminde de problemler var. Mevsim koşullarıyla. Burada Mustafa abi sen biraz daha çok hakimsin. Güzel bir şey geldi. Aynı şöyle söyleyeyim. Için. Evet. Şimdi şey ortamı çok güzel aslında. Ortamda sorun yok. Yani sıkıntı ne sence burada? Güvenlik mi? Sıkıntı bana göre zemin problemi var. Zemin probleminde biz bir şanslıyız. Buradan hatırlatayım. Zemin al getirdi mi abi? Evet. Ve yapan firma Elazığ'da. Hayrettin evet. abi. Hayrettin Karakaya. Evet. Yani Elazığ'da Hayrettin abi rica ederse biz rica ederiz zorla da olsa evet. yani Hayrettin abi birileri bir şey bir izin verse bir yap bunu kardeşim dese Hayrettin abiyle birlikte insanlarımız da yardım eder. Yani burada Yusuf abi yani şu kamera açısındaki görüntüler kale arkası bölümü evet. oralara bir yani güvenlik sıkıntısı varsa eğer bir bariyer çek. Ya mesela Halit abi sen İstanbul'da yaşıyorsun. Ümraniye'nin stadını görüyoruz yani televizyonlardan. Yıllarca, yani belki de yıllardır bu bölgedeki evet. maçların çoğu böyle oynandı abi. Diyarbakır'da
Hayır git şimdi Gümüşhane'ye git, Bartın'a git, şey, evet. Bayburt'a git. Nereye gidersen git abi. Hayır orası aynen şey gibi, Beşiktaş'ın Beleş Tepesi vardı ya. Evet. Beleş Tepe. Yani buraya ortalama bir bütçeyle 500-600 bin lira harcaması durumunda. Tabii turnikelerin taşınması lazım. Ama fasolik sisteminin taşınması lazım. En kötü 4-5 ay. 4-5 ay biz, bizim 4-5 ay biz iyi takım olsak yine düşeriz. Bak evet. Bir ay buradan biz var ya şey, maç başı. Bakın, bir şey söyleyeceğim. Biz hiç para para harcama yapmıyoruz. Ama bakın ben bir şey söyleyeceğim. Eğer'den yola çıkıyoruz. İnan ki işler yoluna girerse, oyuncu takviyesi de yapılırsa Malatyaspor hatırlıyorsanız sahalarının sıkıntılarından ötürü İstanbul'da oynayarak Süper Lig'e çıktı. Beşiktaş'ın, İnanın, Kasımpaşa'nın... takımınız iyi olursa dışarıda içeride bu 4 aylık süre içerisinde içeride hocam, de maç kazanırsınız. Hocam kaç maçı İstanbul'da oynayacaksınız? Hocam bu sağ... Ne yapacaksınız? Kaç maçı İstanbul'da oynayacaksınız? Yani bence bir an önce... Yani zaten bildiğim kadarıyla sayın rektörümüzün... Diyelim ki bu sezonu atlattık biz. Evet. Bu sezonu atlattık. Burayı da yetiştirdim. Burayı yetiştirmedim. Burayı yok. Burayı da verecekler vermeyeceklerini bilmiyoruz. Yok yok, oradan ilgili çalışmalar var. Hayır, bilmiyoruz onu. Yani bir girişim oldu ama tabii bu yaklaşık... Buranın saygısı oldu üniversite. Bir buçuk ay önce ne ama... Ne olacağını bilmiyoruz. Ama rektör bey yeşil ışık yakmış. Yani bu prosedürlerin... Ben rektör için demiyorum yani. Çok basit. Burayı... Zemin taşınacak. Buraya etrafa belirli bir bariyerler yapılacak. Aynen Bornova stadındaki gibi. Kameralar yerleştirecek. Burada oynanacak. Süreç ne kadar? Soyunma odası her şey var. Lig bitti. Soyunma odası var. Zaten öyle bir şey. Halit lig bitti değil mi? O kesin. Lig bitti. Evet. Biz 9 maçımızı nerede oynayacağız? Yani 10 maçımızı. Değil mi? 2 maç üstte. Peki sizin nasıl bir öneriniz var? Ben diyorum ki eğer siz burayı 2 ayda yetiştiremeyecekseniz biz hiçbir şeyle uğraşmayalım abi. 2 ayda yetişir. Eğer yetiştiremeyecekseniz 2 ayda yani, yetişir sana söyleyeyim. Biz en kritik, özür dilerim Yusuf abi. En kritik Afyon maçımızı, Ümraniye maçımızı, ligin sonuna doğru gidiyorum ha. Hadi kafa kafaya gittik. Eğer biz saha seyirci avantajıyla oynayamayacaksak o zaman bizim şey yapmamıza gerek yok. Yani ha. Elazığ Belediyesi'nin de bari burada nokta devreye girip yani çünkü Belediye Spor da burada maçlarını oynayabilir. Hem Elazığ Spor hem Elazığ Belediyesi'nin tabii. Ortaklaşa işte ya. Tribünleri birisi üstlensin. Akdeniz Üniversitesi'nin sahasında Antalya Spor Süper Lig'de top oynadı o stadyumda. Bak alan açısından hiçbir sıkıntı yok. En büyük şans da o. Buranın girişleri resim Yusuf abi nereden giriyor? Mesela ben arabizmle gelmek istersen. Üniversitenin içinde. Üniversitenin içinde mi girecek? Seyirci yayın gelmek isterken. Çayda Çırak Kavşağı'nın oradan girip dönüp müzenin arkasından dönüp gelebilir. Şeyde kapımız var. Öğrenci giriş kapısı var. Oradan hemen girebilir. Şu kara arkası görünüyor. Ya burada bir güvenlik oradan... zaafı olmaz mı? Yok yok. Güvenlik zaafı olmaz. Yani polis güvenlikten zaaf arama noktası yani oluşturulur. Şunu düşünüyorlarsa şu kale arkasının üstü biraz yüksek. Oradan hani taraftar gelir taşıma. Orada bir bariyer çekilir. Kapatılabilir yani onlar. Çok yani onda... Ya bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Sedat Acar olsun, Sayın Belediye Başkanımız olsun ve Elazığ Spor'da şu anda bu işleri takip edebilecek sevgili Murat Ertürk müdürümüz Murat dışında bir yetkili yok. Murat neyi takip etmiyor? Yani onun dışında tabii o kampa da... Kampa mı ilgilensin, topçularımı tek tek evet. arasın, ama bu olay belki de kayyumdan daha önemli bir olay bence. Çünkü ya Elazığ Spor yani... Sahan yoksa gidersin abi. Mesela 2 yıl kullanabiliriz burayı. Mesela burası bir belli bir standarda getirilirse... 2'de kullan, 3'te kullan yani. Stadyum bitene kadar evet. En azından böyle bir sıkıntımız olmaz. Biz her hafta bu, Sivas'a, Erzurum'a, Malatya'ya gideceksek... Bir de muhatap kim bilmiyorum ama keşke benim böyle karşı karşıya koyduğum. Diyecektim ki ya kardeşim Allah aşkına biz bu Altay maçını Elazığ'da oynasalık ne olurdu ya. Evet. Ne olurdu yani? Kazma 15, mı vurdunuz? 15 gün dışarıda, geçmişsindi ya stadyum. Yani kesin katı bir sözleşme mi vardır? Eğer bu tut kesinlikle... Atıyorum işte ayın 20'sinde, 10'unda, 5'inde bura maç oynanmayacak diye bir anlaşma mı yaptık şimdi ya? Ben ihanet. Yani, ihanet. Yani ben adını o kadar ağır bir şey koymayayım ama. Şimdi 3 program önce de herhalde Yusuf'la bu konuda konuşurken gerçekten o zaman da Yusuf beni yanlış anlamıştı. Şimdi şöyle bir durum var. Gerçekten bu memlekette bir tesis fakirliği var. Şimdi bugün Elazığ'da niye bir tane saha olmasın, seyirci yeri olmasın ama... Baktığımız zaman sorun Elazığ'ın sayın. Koskocaman Türkiye'nin başkentinin takımları kalkıp gidip Bolu'dan maç oynuyorlar. Türkiye'nin en önemli sorularından birisi. Ama geçmişi keşkeleri söylemek bir şeyi geri getirmeyecek. Bugüne şimdi, bakalım. Doğu kentte saha vardı.
Yani orası evet. Küçük bir stat haline hocam, getirilemez miydi? Konut alanına çevrildi orası maalesef. Bir stat haline getirilemez miydi orası? O zemini daha yapılıp etraf orası bir mesela örnek veriyorum 3000 kişilik küçük bir mini stat. Hocam orası satıldı gitti de ama buranın için bir an önce harekete geçmek lazım. Yani bak, burası için bakın, belediye sporuna bir girişim oldu. Yusuf abi hatırlarsan evet. Rektör yani, belediye bir görüşmeleri artımız oldu. Artımız var, şansımız var. Bak Hayrettin abi gibi Türkiye'de birçok zemin zaten yapan. Zaten Hayrettin abiye kalsa gelir o yapar. Bir firma var. Hukukumuz yok ama. Onun dışında Mustafa var. Orada çim uzman. Hakikaten sevgili Mustafa Atagün yani müthiş çimden anlıyorlar ve işi bilen kişiler var. Yani bu konuda hatta Malatya'nın gidip İnönü Stadyumu'nun zeminini iki ayda bitiririz. Evet. Evet, iki ayda biter bu iş. Yani teknik işler çok aslında orada. İşte o pasolik sisteminin taşıması teknik bir mesele. Biz diyelim Adana maçını nerede oynayacağız? Bizim için çok kritik başta ama Adana rakibimiz. Diyarbakır'da. Nerede oynayacağız? Yani Diyarbakır'dan yani. Erzurum'dan teklifler var. Gelin burada oynayın diye ama. Peki fikstürde maçımız yakışmıyor mu? Yok. Yani onu ayarlarlar aslında daha işte mesela Diyarbakır pazar oynuyorsa bizim maçı cumartesine verirler. Cumaya verirler. Pazartesi gününe verirler. Orada sıkıntı olmaz ama yani bu... Şimdi biz bir Adana maçı niye pazartesi günü başka bir yerde oynayalım? Yani canım? Bence de mantıklı. Sıfır seyirci. Ve değil mi pazartesi günü olursa? Yani Ali tabi hafta sonu oynasan yine seyirciyi hadi çok etkileyecek. Hadi belki hafta sonu 300-500 seyircin geldi ama evet. Bir hafta gelir. Yani Sivas'ta gördük. Üç hafta gelir. Taraftarlarımız... Ondan sonra... Yani çok, futbolcu da illallah eder. Çok mağdur oldular, eziyet çektiler. 330 kilometrelik bir yol. Ya sadece takım için de söylemek lazım. Düşünsene sen cumartesi günü veya pazartesi günü İzmir'de maç oynadın. Değil mi? Evet. Geldin, salı günü Elazığ'a geldin, çarşamba günü idman yaptın. Hafta sonu iç sahada oynayacağın maçı atıyorum İstanbul'da oynayacaksın. Hadi perşembeden bir daha doğru İstanbul'a. İstanbul'a. Ya futbolcunun psikolojisi... Bu hocanın yani bu eğer da, hiçbir şey de olmayacaksa yani. Tabii hiçbir şey de olmayacaksa benim düşüncem ne yapıp Malatya'yı bir şekilde ikna etmek lazım. Etmek lazım. Ben en yakın yer yani Diyarbakır'da hani diyoruz 150 kilometre falan ama bence Diyarbakır'da sıkıntı. Yani bence en mantıklı iş Malatya. Malatya yani eğer üniversite sahası da olmayacaksa başka da bir bu alternatifimiz bir yok. Şey, ben düzeltme yapayım. Şimdi bu sentetik saha ile ilgili, sentetik sahalarla ilgili gelmeden biraz araştırma yaptım. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys Juventus maçı sentetik sahada oynandı. Geçen hafta Keçiören Gücü Galatasaray maçı biliyorsunuz. Evet. Sentetik sahada. Ziraat Türkiye Kupası yani, talimatlarda sentetik sahada birinci TFF 1. Lig'de maç oynanmaz diye bir ibare yok. Yok zaten Kasımpaşa sahasını mı kastediyorsunuz? Yani olabilir. Yani Tunceli fikri de gelmişti aslında. Tunceli de oynayalım mantıklı düşüncesi de çıkmıştı. Geliyor bana yani bir şekilde. Çünkü baktığın zaman ama hocam işte burada yine siyasiler gelip bir devreye girip bir ama irade biz şeye benziyor. Federasyon üzerinden bizim bir irade. Bizim bundan ilgili atasözümüz var. Burada söylemeyelim ama bizimki şey olmuş yani. Biz şu anda ne olacağımız nereden tutalım? Evet. Kayyumdan mı tutalım? Transferden mi tutalım? Stat'tan mı tutalım? Bütün bunların sebebi de bizdeyiz. Burada dile getiriyoruz. Dile getirmemizdeki amaç program seyrediliyorsa belirli bir şekildeki görevli yani olan hocam, ya da üstteki insanların el atmasını sağlamak. Hocam, başka da bir gücümüz yok. Sonradan aramıza katıldınız. Yusuf abiyle sezon başından beri birlikteyiz. Yani Halis abi sen zaten bu eyvallah. Camianın içerisindesin. Takip ediyorsun sürekli, yazılar yazıyorsun, maçlara geliyorsun. Allah rızası için yani bir sezon başından beri hep aynı şeyleri konuştuk Yusuf abi. Evet. Yani Allah rızası için bir adım at, yani bir arpa boyu yol gidemedik yani. Eskiden olsa tepki vardı. Olduğumuz yerde saydık, daha kötüye gittik. Yani en başta tesislerde en azından bir kahvaltı falan çıkıyordu. Artık son bir aya yakındır o da çıkmıyor artık yani. Evet. Ne olacak? Ne yani şu anda tabii bizim önceliğimiz bir kayyum heyetinin atanması ama inanın kayyum heyeti atandıktan sonra çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Yani sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani eğer şuysa bu takım düşsün bir daha çıkarız mantığıysa bu hiçbir mantık tutulacak hiçbir yeri yok. Bunu tutulacak hiçbir dalı da yok. Hayır 7'ye kurtaramadığın takımı 100'le çıkartamazsın. Evet. Niye sen orada gelirin de yok. Bugün Samsun'u yani öyle bir ihtimal yoktur yani. Samsun'u izliyoruz işte herhalde. Dediğin gibi Tuzla'yı izliyoruz. İşte yani garantileri yok. Şu anda yani Samsun'un Elazığ Belediyespor'un borcu yok mu? Vardır muhakkak vardır. Mutlaka var. Ahmet Toprak'a sorsanız söylüyor. Diyor ki işte şu kadar bizim de şeyimiz var. Daha şu anda şeyde ama federasyon 3. nezdinde oyuncuya borçları yok. Ha o yok. Şahıs borçları var. Şahıs borçları var. Yani şahıs borçları geldi. Ahmet yani borçlanmışlar yani herhalde şu anda. Herhalde yaklaşık Türkiye Ligi'de, o ligde 9 tane kulüpten biri. Borcunun yani evet. Götürüp vermeli ya da oturup borçlar yok. Tam evet, orası da enteresan değil mi? Orada toparlamamız, bizim kadar Elazığ futbolcu yok herhalde. Toparlamamız var. Gerekiyor Halit abi. Sürekli oynayan.
Bir tane var. Öyle mi? Batuhan diye bir arkadaş. Başka? Bir de orta sahada Nihat var. Nihat Apaydın var. Zaman zaman. Bu arkadaşlar sürekli 11'de 90 dakika oynar mısınız? 11'de oynayan isimler evet. Yine Erencan var. Erencan Özçelik. Zaman yani değiş Erencan biraz değişiyor. İşte Nihat bazen değişiyor. Evet. Ama şu anda en yeri sağlam olan. Yani şimdi Batuhan. Biz aslında bu söylediğimizde de tezata düşüyoruz. Çünkü Elazspor'da gençleri eleştiriyoruz. Belediyespor'da niye Elazığ'la oynamıyor diyoruz. Onlar da penaltı. Evet. Ama ben bunu şey anlamda söylüyorum. Normalde oranın hedefi buranın altyapısı olması lazım. Öyle olmaz çok lazım ama. Çok farklı bir. Ya Halit abi yani U21. Yani normalde. U21 takımı şu anda yani Elazspor'un A takımına oyuncu hazırlayan mekanizma ama orada da şu anda böyle elle tutulur tüm oyuncular yukarıya gittiği için orada da bir oyuncu sıkıntısı. Zaten geç bu yıl U21 ligi de artık son rezerv orada kaldırılacak. Rezerv ligine dönecek. Orada da benzer sıkıntılar var. Statla sahayla üniversite sahasıyla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Büyük ihtimalle üniversite bu sene şeye çıkacak. Bal ligine. Evet. Fırat Üniversitesi. O saha yapılırsa mesela Fırat Üniversitesi'nin içinde çok güzel bir saha olur yani. Bu defa hem orada bu defa da 3 takımı 2-3 takımı kaldırır mı ya? Bir hafta biri oynayabilir. Kaldırmaz ya Suabi. Yani o her hafta bir tane. Zaten Atatürk stadı belediyeyle şeyi kaldırıyordu ya. Ama belediye şeyde oynuyor. Ama belediye Atatürk stadyumuna yapılan yani altyapısıdır. Bakımla. Ama şöyle bir şey var. Yani bu mesela baktığın zaman Mustafa gerçekten çok iyi bakıyordu. Evet. Orada elektrik kesintisi olduğu zaman bile çocuk çok büyük fedakarlıklar yaparak başka bir itfaiye itfaiye yardımıyla sulama yaptılar evet yani yaz mevsiminde. Burada şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu da buradan söyleyelim. Elazspor kulüp çalışanları Elazspor'un devam edebilmesi için gerçekten çocuklar mücadele ediyorlar. Gerçek evet. Durumlarını ben yakinen biliyorum. Kendi çocuğumdan biliyorum. Ondan sonra sevgili Eray'ın, Ali'nin, Murat'ın ismini sayamadığımız çok büyük özverilerle yapıyorlar. Ve psikolojileri onların, inan ki onların da çok bozuk. Ben onları gördükçe bir kez daha üzülüyorum. Tabii İnşallah, hocam. İnşallah bir sihirli değnek ya da Cüneyt Arkın'ın filmdeki gibi artık birileri gelmesi lazım. Çünkü burada bir koca bir çınar. İnsanlar feryat ediyor. İnsanlar inan çok üzülen insanlar var. Ben de katılıyorum. Bugün bir yerde bir yazı gördüm. Ben açık söyleyeyim. Yeniden bir Elazığspor öyle fikrini oraya atmak istemiyorum. Ben kendi şansıma söylüyorum. Getirip Şampiyonlar Ligi'ne bile gidecek olsa ben bir Elazığspor taraftarıyım. Üçüncü ligde değil, Bal Ligi'nde de olsa yine giderim. Evet. Şehirdeyim alırım, onu seyrederim. İnşallah Elazığspor küllerinden yine doğacak. Ben İnşallah. Bunu umuyorum. Tabii buradan bu... Sayın Valimizden bir Elazığspor taraftarı olarak istirham ediyorum. Onun belki de el atması bu işlerin düzelmesi için bir vesile olacak. Burada da bir gerçeğe de vurgu yapmamız lazım. Biz programın başından sonuna genelde Sayın Valimizi söyledik. Değil mi? Evet. Sayın Vali Trabzonlu, yabancı. Evet. Ama bizim milletvekillerimizin hepsi de Elazığ. Evet. Değil mi? Evet. Sayın evet. Validen daha çok bunların düşünmesi lazım. Ama düşünmüyorlar işte. Sayın Validen daha çok bunların düşünüyorlar. Vali Bey bugün burada, yarın başka bir Elbette. Şehirde. Elbette o da düşünecek. Biz Vali yani cesaretlendirecekler de onlar. Yani devletin hem buradaki en büyük temsilcisi. Biz Sayın Valimiz derken senin programın başında kim o gelirse gelsin gidecek merci budur dedim. Erkek anlamında söylediniz. Oradan ben de aynı şekilde aynı olaya bakış açım o. Burada sayın vekillerimiz de inşallah bir an evvel bu sorunla ilgili ciddi adımlar atacaklar. Çünkü bu şehir bunu hak etmiyor. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Ama yine söylüyorum, buradan çuvaldızı da, iğneyi de kendimize batıralım önce. Çuvaldızı başkasına. Biz üst kimlik İstanbul takımlarına olan sevgimizi son yıllarda kendi takımımıza vermedik. Bugün yine söylüyorum, hafta sonu gidip çocuğunun elinden tutup kahve arayıp Galatasaray-Fenerbahçe maçını seyretmeye çalışan insanlar Elazığspor'u izlemek için bir çaba sarf etmiyorlar. Teşekkür evet. ediyorum. Tabii programı açarken aslında bu teşekkürü yapmamız lazımdı. Elazığspor bu haftalık stadyum sorununu Sivas'la çözdü. Sivas gerçekten Elazığ'ın dost ve kardeş şehri. Bu anlamda bir kez daha kardeşliğini göstermiş oldu. Kapılarını açtı. Dost, kardeş Sivas halkına, Sivas Spor camiasına
Bizler de teşekkür ediyoruz. Elazspor da bu konuda bir teşekkür mesajı yayınladı. Hatta sevgili Murat Ertürk dün Sivas'tan bir televizyona bağlantıya katılarak bir kez daha teşekkür etti. Yani bu anlamda bir sıkıntı yok ama Halit abi sen de gördün orada taraftarlarımız yaşadığı sıkıntıları gördün. Yani mesele Sivas'ta oynamamız değil. Mesele taraftar kaybımız. Yani yarın ne olacak? Elazspor'un orada sesinin kısılması her anlamda işte biz basın mensupları da yani maç zorluk yaşıyoruz. Hakem o kadar rahat at oynatabilir kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani o kadar rahat partilebilir mi? Şey Bakayoko'ya çıkan ya o kırmızı şey kart, o ucuz kart belki de şey belki hani ya. Ondan geçtim. Belki penaltıyı bile çalmaz. Biz işte tereddüt yaşayabilirdi. Yanlış bilmiyorsam herhalde Sivas'ın bize bu hani Sivas'ta oynamamızın çoğu da masrafları ödememize rağmen 35-40 bin lira mal olmuş. Evet. Tam bunu Elazığ bir firma karşıladı ama bir kısmını. Keşke o para kulübe girseydi de çocuklara devre bitti. İkişer, üçer milyar lira o parayı verebilsin. Parayı veriyoruz. Evet. Bu maç burada oynansaydı. Evet. Malatya'da oynasa da aynı şey olurdu. Çünkü 30 yarım saat fazla bir yolculuk yapacaktı. En azından şimdi, konaklama olmayacaktı. Mantığımın almadığı bir şey. Program herhalde bitecek. Evet. Şimdi Malatya'ya güvenlik nedeniyle vermediler. Şimdi Elazığspor Sivas'a gitti. Şimdi buradan Malatya Spor'un sahasına gitmek mi daha çok Malatya'nın topraklarından bizi geçiriyor? Yoksa Sivas'a gitmek mi? Ya biz Sivas'tan gelirken veya Sivas'a giderken kale, Malatya, ondan sonra çıkıyorsun Yazıhan Ekiman mı? Evet. Tamam mı? Kangal. Neyse hadi o Sivas olan yerleri saymıyorum yani. Malatya. Ben hocam hani Malatya'sı. Güvenlik var ya o anlamda evet, yani. Evet. Tamam mı? Ama bir konuya da dikkat. Ben gelirken tekrar ettim. Otobüste geldiğimde Malatya Emniyeti Malatya'nın işte geldi Sivas tarafındaki girişinden Malatya Spor testlerinin çıkışına kadar Turut Özal Tıp Merkezi'ne kadar eskortluk yaptı. Arkalı önlü hem çevik kuvvet hem normal eskort ikişer tane. Bir de tüm ışıklarda tüm köşe başlarında ikişer tane polislerle hiç kırmızı ışıklarda bekletmediler. Evet. Hani Allah göstermesin bir sıkıntısımız olmasın. Niye? Hani bu biraz da böyle çok gündeme gelince işte sahanın oraya verilmemesi, etmemesi. Hı hı. Belki onların içerisinde de 3-5 tane üçgüzar vardır yani. Provokatör. Ki belki de bundan dolayı oraya verilmedi. Evet. Ama Malatya Emniyeti de böyle bir niyet almıştı. Ama yani bak ben şöyle bir şey var. Futbolun asıl amaçlarından biri birleştirici. Birleştirici. Evet. Bugün program başlarken sevgili Ceyhun Gürsel dedi ki altına imza atar. Bu bir iki kentin arasını bir şekilde ben geçen hafta programda yine söyledim. Belirli bir şekilde barıştırmak ya da belli bir şekilde kaynaştırmak zaten aynı kültür içerisinde gidiyor, bir fırsattır. Evet. Bunu efendim başımız ağrımasın, hiçbir şey olmasın mantığıyla bakmak yanlıştır. Bugün Elazspor can çekişiyor. Seyircisinin gidip izleyebileceği en yakın yer Malatya'dır. Bu bir günlük değildir. Yarın öbürsü gün 15 biz gör görmez bu Malatya Spor'un da başına gelebilir. Ki geldi farklı zaten. Boyutta da olabilir. Evet. Dün de herhalde Diyarbakır Spor bir televizyon programında Diyarbakır TRT burada oynasınlar diye çağrıda bulunmuşlar. Teşekkür ederiz. Ben Malatya'daki kardeşlerimizin içerisinde burada da var, orada da var fanatikler olduğunu. Çoğunun sağduyulu davranacağını ve bu olaya sağduyuyla bakacağından eminim. Ama yine geliyoruz aynı yere. Bizim gidip nerede oynayacağımız, hangi sahada oynayacağımız, üniversite oynayacağımız o kadar artık önemli değil. Biz sahaya çıkacak oyuncu bulacak mıyız, bulamayacak mıyız? Evet. Buraya hocam, geliyor. Arkadaşlarımız konu konuya geçiyor yani. Evet. Yine aynı Yusuf abi çok kısa hemen senden son sözlerini almak istiyorum. Ya ben buradan son sözümüz söyleyecek artık geçmişe bakmamak lazım. İleriye bakmak lazım. İleriye bakmak için de buradan ben imkanı olan hemşerilerimizin imkanı dahilinde Elazspor'a sahip olmalarını, Elazspor'a maddi manevi destek olmalarını rica ediyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, milletvekillerimiz, belediye başkanımız oturup son bir kez daha düşünmeleri lazım. Bu takımın önemini iyice kavramak lazım. Onları da birileriyle gerekirse istişare yaparak, işte inşallah en yakın zamanda kayyum heyeti atanır. O kayyum heyeti de belki bir kriz yönetimi oluşturabilir içerisinde. Evet. Dışarıdan destek alarak da belirli konular anlatılarak, çözümler üretilerek Elazspor'un hepimiz de biliyoruz ki 8-10 trilyon gibi bir eski parayla bir rakamla bu ligde çok rahat kalır. İnşallah bu para toplanır. Herkes karınca kararınca elinden gelen desteği esirgemesinler. Teşekkür ediyorum. Evet, başka yapacak bir şey yok. Halit abi ayaklarına sağlık, ağzına ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Programımıza yani bu saate kadar geldim. Bekleyen, izleyen, çoğu zaman ben sizi İstanbul'dan izlerken yani yatıyor bir şey söylemek lazım.
Valla ikinci bölümü izliyordum. Ondan sonra bir bakıyorum ki işte kalkmışım. Ya su içiyorum ya da lavaboya gidiyorum. Yani bizi sabırsızla ikleyen değerli hemşehrilerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Temellerine katılıyorum. İnşallah yarından erkenim yok. Buna sahip çıkılır. Evet. Çıkılması gerekir. İnşallah bizim hani bazen aklımızda konuştuğumuz, ettiğimiz o uç şeyler de gerçekleşmez. Elazığspor yoluna buradan devam eder. Temennimiz o. Size de teşekkür ediyorum. Tekrar kanal hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok sağ olun. İnşallah bu memleket için, bu ülke için daha iyi şeyler yapacağınıza eminim. Allah'a emanet olun. Herkese iyi geceler. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir dahaki Telefinal programında buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi geceler. Değerli seyirciler, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Erzurum'dayız. Değerli izleyenler, Adana'dan yeniden iyi akşamlar.